Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Can Kızanlık. Bu akşam başka bir canlı yayın sunumumuzda sizlerle plak ve sütçü simentallerde damızlık indeks konuşacağız. Yine Doçent Doktor Orhan Akman hocamızla birlikteyiz. Yayının bir bölümünde de görüşlerinden önemli bir noktada faydalanmak üzere Hasan Tahsin Gümük Bey'i de programımıza konuk edeceğiz. Ben her zaman olduğu gibi kendisine tekrardan hoş geldiniz diyerek sözü Doçent Doktor Orhan Akman hocamıza devrediyorum. Buyurun hocam. İyi akşamlar herkese. Öncelikle hepinize geldiğiniz, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu programı ülkemizde şu anda 3 farklı şehirden sizlere bağlanarak yayınlıyoruz. Ben Konya'dan, Can Bey Aydın'dan ve Hasan Tahsin Bey de İzmir'den şu anda sizlere yayında bağlı durumdalar. Bugün sizlere ülkemizde sürekli hani bir şöyle bir durum oluyor. Katalogların okunması ile ilgili istenilen bazı özellikler açıklanamıyor veyahut da nedir, ne değildir gibi kısımlarda kalabiliyoruz. O nedenle Filikbih ile ilgili Filikbih sütçü simenterlerle ilgili katalogların daha doğrusu damızlık indeksinin, damızlık değerin üzerinde hani bazı yanlışlıklar veyahut da eksikliklerden sahada bahsediliyor ve bununla ilgili olaraktan boğa seçiminde tabii yetiştiriciler bazen yanlış seçimlere de gidebiliyorlar. O nedenle bugün Filikbih sütçü simental ve Brown Swiss ırkı hayvanlarda damızlık indeksi üzerinde sizlerle bir sohbet tarzında bir program yapacağız. Burada tabii eğer sorularınız olursa canlı yayın akış esnasında sorarsanız biz de sizlere o canlı yayın akış esnasında sizlere cevap verelim ki daha sonrasına kalıp da soru unutulmasın veyahut da o konunun sıcaklığı, o ambiyansı ortadan kaybolmasın. Bugün şimdi Filikbih simental hani nasıl ortaya çıktı diye bir kavramla başlamak istiyoruz. Çünkü bundan yıllar yıllar öncesinde Avusturya, Almanya ve Fransa'nın üçünün tam ortasında İsviçre'nin böyle dağlık kesimlerinde Simen adı verilen bir ovada, burada hani Simental isminin gelmesi Simen ova, Simen o bölgenin ismi, Tal da ova, Simental ovasında bulunan bir etçi Simental'in, yani o zamanki vasıfları, etçi vasıfları üstü olan bir simentalin günümüze evrilişiyle bahsetmek istiyorum. Çünkü hani simental, herkes simental diyor. Simental, evet simental, hepsi simental içerisine giriyor. Fakat etçi özellikle olan simentaller var. Kombine verim olarak da etçi sütçü simentaller var. Sütçü etçi simentaller var. Burada işte birbirinden farklı bir verim. Verim var önümüzde. Bundan dolayı da simental deyince hepsini aynı kefe içerisine koymamak gerekiyor. Burada işte bu bölgede Avusturya, Almanya ve Fransa birlikte sütçü özellikle olan bir ırk ortaya çıkarmak istiyorlar. Ve bu amaçla işte ilk adımlarını atıyorlar. Simental ırkı bir boğa ile siyah beyaz Holstein'ı birleştiriyorlar. Ki bunun sebebi de Holstein'ın sütçü veriminin o zamanlar çok yüksek olması. Ve bundan dolayı evet diyorlar, süt biz buradan alacağız. Doğru bir yaklaşım. Ancak doğan yavru bizim hani ülkemizde de tabir edildiği gibi akbaş olan bir ek bir yavru ortaya çıkınca diyorlar ki yani biz böyle siyah beyaz bir yavru istemiyoruz. Biz kırmızı olsun istiyoruz diyorlar. Bu sefer hemen tekrardan yine simental ırkı boğayı kırmızı beyaz Holstein ile birleştirerek F1 yavrularını elde ediyorlar. Ve bu F1 yavrusunu elde ettiklerinde tabii böyle bir melez azmanlarının verdiği bir etkiyle süt verimi artıyor. Tabii bu hemen ilk aşamada bitmiyor. Daha sonra bunu kırmızı beyaz Holstein boğalar kullanarak az önceki doğmuş olan F1 buzağıyı çiftleştirmeye başlıyorlar. Tabii böylece
süt verimi yavaş yavaş artmaya başlıyor ve bu sefer F2 melezleri oluşmaya başlıyor. Tabii bu yıllar yılı kullanıla aradan uzun bir zaman geçiyor ve burada tabii elde edilen yavrunun süt verimi yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ve en son öyle bir noktaya geliyor ki süt veriminde istedikleri verime ulaşıyorlar. Ancak bakılıyor ki bazı otoriteler Simmental'in artık orijinalinden uzaklaşarak kırmızı beyaz Holstein'a doğru döndüğü, dağlık coğrafi şartlara dayanıklı bir hale almadığı, ayak bacakla ilgili sorunlar yaşadıkları, meme ile ilgili sorunlar yaşadıkları, fertilite ile ilgili sorunlar yaşadıkları, kullandıkları verim ömrünün azaldığını ve hatta yani eski tipinde kaybetmesiyle birlikte bu sefer bu yetiştiricilik iki farklı bölmeye doğru gidiyor. Fransızlar diyor ki bana diyor yani yine süt lazım diyor. Ben yine kırmızı beyaz Holstein'la çiftleştirmeye devam edeceğim diyor ve bu Montbéliard yani az önce gösterdiğimiz İsviçre'nin sınırlarındaki Montbéliard bölgesinde kırmızı beyaz Holstein'larla çiftleştirmelere devam ediyorlar ve orada Montbéliard dediğimiz şu anki hani Simmental ırklarından bir tanesi olan Montbéliard'ı oluşturuyorlar. Tabii aynı zaman içerisinde öncelikle Avusturya benim diyor tabii ki ete de ihtiyacım var ve bir diğer taraftan da hani ben bunun ırk özelliklerini de koymam gerekiyor diyor. Arkasından Almanya da buna destek çıkarak Fleckbih Simmental dediğimiz yani Fleckbih'in Türkçe manası da benekli Simmental olaraktan benekli manasına gelmekte ve burada Fleckbih Simmental'i ortaya çıkarıyorlar. Tabii yıllar yılı bu seleksiyonla günümüze kadar geliyor. Yani işin açığı şu anda yani o zamanki ayrışmayla bir kısım işte Fransızlar kırmızı beyaz Holstein'da yaptıkları melezlemeler sonrasında Montbéliard'da diğer taraf Avusturya ve Almanya'nın baş çektiği grupta Fleckbih Simmental'i yani Simmental boğalarını kullanarak Fleckbih Simmental'e doğru bir evrim yapıyor ve burada işte Simmental kendi içerisinde iki farklı ırka da ayrışmış oluyor. Ve bu durumda görülüyor ki artık yani orijinaline doğru döndüğü, tüm coğrafi şartlara dayanıklı bir hal aldığı, ayak bacağıyla ilgili işte oradaki meralarda sorun yaşanmadığı, meme ile ilgili sorunların yaşanmadığı, fertilite ile ilgili sorunların yaşanmadığı, ömrünün uzun olduğu ve tipiyle ilgili de eski artık o gözlerine aşina olan Simmental görünümde aldığını da görüyorlar. Şimdi buraya kadarki kısımda ben aslında Can Bey'e ilk önce sormak isterdim bu tarafına başlamadan önce. Hani Simmental dediğimiz zaman ne anlıyoruz, saha bunu nasıl görüyor diye bir soracaktım. Can Bey bu konuda saha Simmental'e bütün gördüklerini hepsini Simmental sınıfına mı koyuyor, aynı kefeye mi koyuyor diye bir soru sorayım size. Hocam aslında son yıllarda Simmental'in daha doğrusu bizim tabirimizle Fleckbih'in kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte aslında bu konudaki bilgilerimiz daha da artmaya başladı. Hem üreticiler noktasında hem veteriner hekimler noktasında. Tabii önemli olan nokta hani yavru verimi, et verimi, süt verimi bütün alabileceğimiz verimleri olabildiğince maksimum seviyede sağlayabilmek. Aynı zamanda burada siz de gayet güzel bahsetmişsiniz. Orijinal dönmüş halinde sağlam ayak bacak, sağlam meme, sağlam fertilite, uzun ömür gibi kriterlerden. Tabii gönül istiyor ki bunların hepsinin bir arada olduğu bir ırk elde edelim. Hem kendi çiftliğimizde hem ülke ekonomisi içerisinde. Simmental noktasının bakış açısı aslında biraz da bununla alakalı. Yani hem sütten hem etten kazanalım. Sağlık noktasında da mümkün olduğunca koruyucu hekimlikle kalacak ve sağlık sorunları yaşamayacak şekilde bir ırk elde edelim istiyorlar. Yani ben özellikle son yıllarda Fleckbih'e bakış açısının biraz daha profesyonelleştiğini görüyorum sahada. Önceden bu kadar net konuşamıyorduk Fleckbih'le alakalı konuları. Ama hem Simmental işçilerinin sayısını artmasıyla birlikte hem de saha pazarında Fleckbih sperma sayısının çoğalmasıyla birlikte seçenek anlamında ve firmalar anlamında bu işin biraz daha profesyonelleştiğini görüyorum. Yani özellikle bizim için sahada en önemli kriter siyah beyaz alaca Holstein üreticileri bu konuda muhtemelen benimle aynı fikirde olacaklardır. İyi bir süt verimi, yüksek bir süt verimi elde ederken yaşamış oldukları sağlık sorunlarını ve dayanıklılık sorunlarını mümkün olduğunca minimuma indirip benzer süt verimini alabilecekleri bir ırk elde etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda aslında sığındıkları bir liman diyebilirim Fleckbih sütçü Simmental'ler.
Siz de birazdan detaylı bahsedeceksiniz. Muhtemelen hem bugün için hem de gelecek için simental veya flek bir işletmelerine güzel haberler vereceğinizi düşünüyorum ben de bu anlamda. İnşallah diyelim. Yani burada ülkemizde de zaten melezleme çalışmalarına bakıldığında aslında aile tipi işletmelerinde Holstein ırkı, siyah beyaz Holstein ırkı hayvanları kullanılıyor. Ancak maalesef işte bu hayvanların aile tipi işletmelerde yani 5, 10 ya da 20 tane hayvan olabilir ya da 50'ye kadar çıkabiliyor bunların sayısı. Oradaki bakım, besleme ve işte hayvan refahıyla ilgili kısımlara dikkat edilemediği, besleme ile ilgili kısımlar tam sağlanamadığından dolayı hani geçenlerde de geçenki yayınımızda bir soru sormuştunuz. Hayvanlarda neden işte bir işletmede aynı ırk, aynı özellik, aynı işletmeden aldık birisinde 30 kilogram süt alırken diğerinden 12 kilogramlık bir süt alıyoruz diyerekten bahsetmiştik. İşte siyah beyaz Holsteinler maalesef aile tipi işletmeciliklerinde istenilen randımanı veremiyor. Bunun yerine flek bir simenterlerle gerçekleştirilecek melezleştirme sonrasında burada işte şeyde de görüldüğü gibi, ekranda da görüldüğü gibi hem melez azmanlığı dediğimiz özelliğinden faydalanılıyor. Etse et verimi erkek tarafında artıyor, sütse dişi terinde süt verimi artıyor ve dayanıklı bir hale geliyor. Yani öyle çok çabuk kendisini bırakan bir yapı almıyor. O nedenle flek bir simenterle, Holstein, siyah beyaz Holsteinların ya da kırmızı beyaz Holsteinların melezlenmesi biraz daha önem arz etmekte. Şimdi burada hani hep söylüyoruz damızlık değeri nedir? İşte bugünkü aslında konumuz flek ve sütçü simenterlerde damızlık indeksinin oluşturulması. İşte her hayvanın her özelliği vardır ki bu özellikle ilgili bir değer vardır. Bu değerin karşılığı damızlık değeri olaraktan geçirmekte. Sütse sütçü damızlık, etse etçi damızlık. Sağlıksa sağlık damızlık değeri diyerekten geçiyor. Ve yıllar yılında hayvan seçimi kısmına baktığımız zaman öncelikli olarak da süt ve et gibi üretim özellikleriyle bu damızlık değerlendirme kısmına kaldığı görülüyor. Ve ülke şeyde de baktığımız zaman hani her ırka göre de damızlık değerin farklı olduğunu yine bir önceki programımızda çok derin bir şekilde anlattık. Burada da çok üzerine durmak istemiyorum zamanın kısıtlı olmasından dolayı. Çünkü geçen programımız 2,5 saat alınca biraz böyle zorlandı. Bunu mümkün olduğunca 1 saate kadar kısıtlamaya çalışacağız. Burada işte 3. nolda gördüğünüz gibi Avusturya'nın da kendi kendi sığırlıklarıyla ilgili damızlık değerlendirmeleri bulunuyor ki buna da Gesamtzuchwert dedikleri GZV yani burada kısaltmaların hepsinin aslında damızlık değer olaraktan karşımıza çıkmakta. İşte burada dünyada hani şu anda günümüze baktığımız zaman ülkemizde de maalesef şu anda bunu yaşıyoruz. Süt ve et fiyatlarındaki meydana gelen düşüşler, dalgalanmalar, dengesizliklerden dolayı hayvan ürünlerinden elde edilen ekonomik getirinin azalmasından ötürü hayvancılık sektöründe maliyeti düşürücü hayvanlarda özellikler ön plana çıkmış durumda. Ve burada da kombine verime sahip sığır ırklarını yetiştirmek daha da bir cazip, daha da bir ön plana çıktı. Burada da işte kombine ırklardan en fazla işte flek bir simenterle brown swiss ırkları bu yönde ön plana çıkıyor ve buradaki kombine ırkların fonksiyonel özelliklerinin artan önemi ve damızlık değerlerinin belirlendiği özelliklere bakınca da bu 50'ye yakın bir parametreye kadar karşımıza çıkıyor ve öyle bir karmaşa olmaya başlıyor ki artık zamanla işin içerisinde çıkılmaz hale alıyor. Çünkü herkes kendisiyle ilgili bununla ilgili bir taraftan tutmaya çalışıyor. Ama bu iki ırkın sayısal, fonksiyonel ve işlevsel özelliklerinin maliyet dışı düşürücü özellikleri Avusturya'da 1998 yılından beri, Almanya'da 2002 yılından beri, Çek Cumhuriyeti'nde ise 2016 yılından beri GZV ortak olaraktan kullanılmaya başlamış. Ve bu ortak kullanımıyla birlikte az önceki bahsettiğimiz işte özelliklerin anlam karmaşası ve orada kalibrasyonuyla ilgili sorunlar ortadan kalkmış. Ve bu daha sonra tüm Avrupa'ya hatta dünyaya yayılmış bir şekilde GZV kullanılır olmuş durumda. Burada işte boğaları nereden buluyoruz? Zar.at sayfasını açtığımız zaman hemen sol alt tarafta Zahlen Faklen diye bir sütun var. Oraya tıkladığımızda Zuchwert adında bir sekme çıkıyor ve oraya tıkladığımızda bir boğalarımızı buluyoruz. Diğer taraftan ülkemizde bizim Mastering Genetik'in sayfasına girdiğinizde orada flek besimeterlerle ilgili olaraktan
bu alanın içerisine bulabilirsiniz. Diğer taraftan yine Zar AT'yi açtığınızda hemen sağ tarafta Zuhtvert adı verilen yine bir sekme var. Oraya da tıkladığınızda karşınıza bu hayvanlarla ilgili bir boğa arama sayfası çıkıyor ve orada sağ üst, sol üst tarafta gözüken rasse kısmına tıkladığınız zaman Fleckvieh, Braunvieh yani Brown Swiss, Holstein, Pisgauer, Graunvieh, Jersey ve diğer etçi ve melez hayvanlarla ilgili boğa kataloglarını buradan bulabiliyorsunuz. Buzar.at sayfası gene Fleckvieh simmentallerin merkezidir. Merkezi bir halde bulunur ve onunla ilgili istediğimizi bulabiliyoruz. Daha sonra işte hani yine hep söylediğimiz gibi bu alışveriş sitelerindekine benzer bir şekilde süzmeleri yapabiliyorsunuz. İşte Zuchtvegetarian diye bir kısım var. Orada istediğiniz işte parametreleri yazdığınız gibi sol alt tarafta iki tane sekme var. Oralardan buradaki işte gördüğünüz kısımlardan özelliklerden seçerek bu alanınızı aramaya başlıyorsunuz. Ve yine en alt tarafta diğer Erstendirik'ten geçen kısmında işte kaç tane boğa sıralamak istiyorsunuz? 10 tane mi, 50 tane mi, 100 tane mi yoksa tamamını mı sıralamak istiyorsunuz? İşte orada düğmeye bastığınız anda karşınıza bir tane liste çıkıyor. Ve bu listeye bakıyorsunuz ki şimdi bakıyorum mesela şu anda dünyada top 100'de birinci olan Vaban adlı boğa var. Listede gözükmedi. Allah Allah diyoruz, hemen şöyle gözümüzü bir ovuşturuyoruz. Bir daha bakıyoruz, hakikaten yok. Neden? Çünkü burada yaptığımız bir eksiklik var. Şimdi şu sayfada hemen kategoriye diye yazıyor. NK, GJ ve NEO yazılan bir kutucuk var. Eğer oralardan birisini seçmemişsek bize provum ve genomik boğaları komple listeye seçiyor. İşte bu burada buna göre boğaları değerlendirmemek gerekiyor. Provunu provum boğalarla, genomik genomik boğalarla değerlendirmek gerekiyor. Sahada hani bununla ilgili bir karmaşa var. Mesela işte proven seçtiğimiz zaman az sonra bunları göreceksiniz. Şu anda gördüğünüz gibi Vaban birinci sırada kendisini gösteriyor. İşte aradığımız mesela Vaban aramıştım, onu buldum. Diğer taraftan genomik kısmını seçtiğimizde az sonra yine göreceğiz. Genomik boğaların sıralaması karşılaşıyoruz. İşte bahsettiğimiz sayfa bu. NK'yı işaretlediğimiz zaman Suşen dışına bastığımızda provum boğaları sadece GCB'yi seçtiğimizde bizim karşımıza genomik boğaları seçmektedir. Bununla ilgili Can Bey siz şey diyor musunuz? Sahada karşılaştığınız bir sorunlar oluyor mu? Veyahut da karşılaştığınız noktalar var mı bununla ilgili? Evet, az önce aslında bahsettiğiniz konuyla alakalı karşılaştığımız sorunlar oluyordu. Hatta zaman zaman bunlarla ilgili telefonlar da alıyorduk. Hani boğanın ismini konuştuktan sonra özelliklerinden bahsedip sıralamasını söylediğimiz top 100 boğaları oluyordu. Biz gelip baktık ama sizin bahsettiğiniz sıralamada gözükmüyorlar gibi geri dönüşü alıyorduk. O da sizin bahsettiğiniz sebepten kaynaklı. Orada proven ve genomik boğaları birbirinden ayırmadığımız zaman çok farklı bir liste karşımıza çıkıyor. Ama asıl top 100 listesi diye herkesin ismine aşina olduğu kısım proven boğalara ait olan bölüm. Eğer NK'yı tıklayıp da bahsettiğiniz bu listeyi açarlarsa her 4 ayda bir güncellenen verilerle birlikte top 100 listesine ulaşmış oluyor müşterilerimiz. Zaten sahada sıkça kullandığımız bir durum bu. 4 ayda bir her dönem biz de tabii düzenli olarak bunların sıralamasına kendi boğalarımız dahil olmak üzere bakıyoruz ve müşterilere iletiyoruz bunları aynı şekilde. Evet, burada hani başka bir şekilde buradaki boğalara ulaşmak istediğimiz zaman Genetik Avusturya'ya giriyoruz. Genetik Avusturya'nın hani şu anda ülkemizdeki tek distribütörü Çelikçesa Grup olarak da devam etmekte. Ve burada işte breed kısmından Fleckvieh simmentalli ve Fleckvieh simmentalli de proven kısmını seçtiğimizde burada boğalar karşımıza sıralanıyor. Hatta ekranın sağ tarafında dil seçeneği var. Dil seçeneğini biz oradan Türkçe'ye çevirdiğimizde daha sonra onun yan tarafından arama kısmını biraz daha süzmek amaçlıyla işte mesela İngilizce olduğunda TMI olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe'yi seçtiğim zaman bu Türkçe olarak karşımıza geçiyor ve GZV'ye göre seçtiğimizde şu anda Türkçe olan seçenek, Türkçe olan boğaların verilerini yine Genetik Avusturya'nın sayfasında bulabiliyorsunuz. Buradaki görselde size zar.at'nin işte o süzmesiyle Genetik Avusturya'nın süzme kısmındaki yani boğa arama kısmındaki süzmelerinin birbiriyle aynı şeyde aynı koordinasyonla gittiğini göstermek amacıyla sizlere bir sayfa ayırdım. Bundan sonraki kısımda mesela ne yapalım? Villa adlı bir boğa vardı. Şu anda mesela halen ülkemizde bilmiyorum, villa yoktur. Bir boğa arayalım şu anda.
İşte zarın bu boğa arama yerine girdiğimizde rasya kısmını flek vih diyerekten işaretlediğimizde burada villa atlı boğayı buluyoruz. Ha, ama mesela brown sivis eğer boğa arayacaksak bu sefer flek vih değil de orada flek vih yazan kısa tıkladığımızda alt taraftan brown vih çıkacak. O brown vih'i işaretledikten sonra brown sivis boğaları aramak gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi flek vihli metallerden villayı arayacağız. Villayı yazdık ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Villa isimli 5 tane 5-6 tane boğa var. Oradan villayı bulmam, villayı tıkladığımızda bizi villanın sayfasına götürür. Ya da yine aynı kısma Vaban'ı yazdığımız zaman Vaban'la ilgili işte Vabanit, Vaban, Vabango, Vabaner diyerekten boğalar çıkıyor. Biz Vaban boğasını aradığımız için Vaban'a basıyoruz. Oradan yine bulmaya çalışıyoruz. Diğer tarafta mesela Vaban'ı karıştırabiliriz. Bu sefer baba ismine bakalım. İşte Vaban'ın babası Villeydi. Oradan da bize bir kopya olarak karşımıza çıkmıştı. Onu tıkladığımızda da işte gördüğünüz gibi Vaban adlı boğamıza ulaşıyoruz. Yine Herzglah adlı boğa var. Herzglah adlı boğanın ismini orada yine şehir kısmında yazdığımız zaman tıkladığımızda Herzglah sadece bir tane bulunmakta ve onu da mesela başka bir şekilde Holigan vardı. Holigan iki tane var. Bakıyoruz. Aradığım Holigan hangisi? Benim mesela babası Herzglah olan Holigan'dı. Ona tıkladığım zaman Holigan'a bulaşmış oluyorum. Diğer taraftan ikinci seçenekte bulunan Holigan benim aradığım boğa değil. Çünkü baba adı Hodak'mış onun. Benim aradığım Holigan babası Herzglah olan Holigan'dı. Burada işte Herzglah'a tıkladığımız zaman karşımıza ortada mesela uzunlamasına gözüken böyle koskoca bir şey var. Katalog var. O katalog bize web sayfasında karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu katalogda neler var? Hangi kısımlar var diye baktığımızda zar.at'de flek vih simental ve brown sivis ile ilgili katalog 10 ayrı bölümler oluşuyor. Bu birincisi künyesini, boğanın künyesi. Az sonra bunları açıklayacağız. İkincisi pedigrisi, yani soy ağacını gösteriyor. 3 nolu olan kısım şu anda ekranınızın işte sol tarafında gözüken yeşil, koyu yeşilli olan kısım. Burası damızlık değerinin olduğu, toplam damızlık değerinin olduğu bölüme. 4 nolu kısım süt verimi ile ilgili sütçü damızlık özellikleri. 5 nolu kısım et besi verimi özellikleri. 6 nolu kısım sağlık özellikleri. 7 tip ve lineer değerleri. 8 vücut örtüsü ile ilgili olan kısım. 9 genetik özellikler. Ve 10 annesi ya da kızlarının olduğu resimlerin bulunduğu kısım olmak üzere karşımıza çıkmakta. Şimdi burada tabii Master'in genetiğin sayfasında girdiğimiz zaman biz orada bu kataloğun tamamını Türkçeleştirdik ve aradığınız özellikleri yine burada aynı şekilde farklı sıralamalarla, aynı sıralamalarla bazı tarafları değişiyor bulabilirsiniz. Ve orada yaptığımız bir şey var. Şu anda ekranınızın sağ alt köşesinde genetik Avusturya yazısının hemen sağında bir kare kod var. O kare koda eğer tıklarsanız bizim kataloglarımız ulaştığında sonradan yeni bir katalog istemenize gerek kalmıyor. Kare koda tıkladığınız zaman direkt size boğanın güncellenmiş verileri Türkçe olarak karşınıza çıkmakta. Şimdi gelelim künye kısmına. Künye kısmı boğanın kendisine ait olan işte kimliğini anlatıyor. İşte boğa adı Herzglah. Kulak numarası AT303-304-428. Soy kütük numarası 10-606-101. Yetiştiricisi Huber Matias'mış. İstasyon spermanın sağlığı istasyon Eurogenetik. Burada her sağlanan boğaya farklı bir isim veriliyor. SNR boğa numarası olarak karşımıza çıkmakta. Ve de boğanın resmi görülüyor. Bazen zar.at'ye girdiğinizde boğa resmini bulamayabilirsiniz. Olabilir. Bu hani boğanın yokluğunu göstermez. Belki hani resimleri çekmek biraz böyle pahalıya mal alıyor yurt dışında. O nedenle bazı yetiştiriciler boğanın resmini çektirmekten kaçınıyorlar. Yine gelelim şimdi burada. Genomik mi? Proven mı? Şimdi piyasada simental ırkı hayvanlarda da bununla ilgili bir şey var. Yine bir önceki sunumumuzda bunu anlattık ama bahsedelim.
Genomikle Proven arasındaki fark şöyledir. Bu seneden geriye 5 sene saymamız gerekiyor. 2020'den geriye. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. 2015 ve üzeri az önce saydıklarım da doğmuş olan hayvanlar genomik boğalar ama bunun daha öncesinde doğmuş olan boğalar Proven boğalar olarak karşımıza çıkmakta. Bu ileride eğer şey olursa açıklayabilirim. Burada zaman kaybetmek istemiyorum çünkü iyice uzayacak. Genomikle Proven arasındaki fark burada şudur. Bu Proven bir hayvan doğduktan 10 ay sonra spermalar salmaya başlar. Spermaları kullanılır. 9 ay sonra yavrusu olur. Doğan yavru 14 ay sonra suyunu tohumlanır. Tohumlamadan 9 ay sonra yavrusunu doğurur. Süt verilerini alır. Bu dönem içerisinde lineer parametreler okunur. Ve aradan 5 ile 6 yıl geçer. Bütün veriler ortaya çıkar ve bu boğa Proven boğa olaraktan karşımıza gelir. Ama genomik olan bir durumda ise yavru doğduktan sonra kısa bir zaman içerisinde doku örneği alınır. Bu örnek laboratuvara gönderilir. Bir ay gibi bir süre sonrasında bunun verim özellikleri, tip özellikleri ve sağlık özelliklerinin yanı sıra genetik eğer diğer özellikleri varsa bunlarla ilgili parametreler de alınabilmektedir. Gelelim yine bu künye kısmında karşımıza çıkan bir durum. Bazen işte yetiştiricilerimiz soruyor bu nedir diye. Mesela Herzglah'ın işte bulunduğu noktada F5C ya da işte B2C bu gibi şeyler bulunmuyor. Bunlar genetik özellikler, taşıyıcı olduğu bazı genetik kodlar vardır. O'dur ya da süt verimiyle ilgili olan kısımları vardır ya da ya süt verim dediğimiz burada beta kazein, kapa kazein, onların içinde AB mi, A1A2 mi, A2A2 mi onları gösterir burada. Bir de yine bu F5C'nin hemen altında mesela başka bir boğada gösterelim. Red Holstein diye bir kısım yazıyor. Burada Red Holstein dediği de işte sunumumuzun baş tarafında anlattık. Felikli simmenterlerin kanında illaki kırmızı Holstein vardır. Bundan dolayı hani bazı yetiştiricilerimiz Can Bey aslında bu soruyu size sormak isterim. Red Holstein yazısını burada bazı klinikler ya da yetiştiriciler gördüğü zaman nasıl bir tepki gösteriyorlar? Hocam aslında normalde ilk zamanlarda karşılaştığımızda tabii ne değildir bilmediğimiz bir noktaydı ama siz daha önce zaten bahsettiniz. Fleckig diye tabir ettiğimiz ırkta Red Holstein kanı zaten bulunuyor. Sadece bunun belli bir kriteri var. Özellikle Türkiye'ye bu spermaları getirirken de muhtemelen birazdan siz de bahsedeceksiniz. Belli bir yüzdesi var bunun. O yüzdenin altında kan özelliğine sahip olan, kırmızı Holstein kanı özelliğine sahip olan spermaları Türkiye'ye sokma hakkımız oluyor. Dolayısıyla bu anlamda biz bunları müşterilerimize anlatıyoruz her seferinde. Bunu görmüş olmaları burada herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir sıkıntı olduğu anlamına gelmiyor. Bazen karşılaştıkları nokta biz işte bunu saf bir ırk olarak değerlendiriyorduk ama kırmızı Holstein ibaresini gördüğümüzde bu saf kan değil mi diye sorular geliyor. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Sadece bunun belli bir yüzdesi var Türkiye pazarında satılabilmesi için. O yüzdenin uygunluğunu karşıladıktan sonra her flekliği Türkiye pazarına bu amblemle birlikte satma şansına sahip olabiliyoruz. Evet, daha önceden mesela daha yüksek değerler, şimdi şöyle bahsedeyim. Ülkemizde şu anda ithal edilebilecek Fleckig simmenterlerdeki kırmızı Holstein kanı %12,5'un üzerinde olmaması gerekiyor. Eğer %12,5'un üzerindeyse zaten ithal edilemiyor. Bunu zaten pedigrilerde ve diğer karnelerinde görülmekte. Ondan dolayı hani velev ki sehven de olsa ülkemize gelecek olduğunda bakanlık yetkilileri orada zaten görüyorlar ve diyorlar ki bunu kesinlikle ülkemize getiremeyiz diye ithalatçı firmalara da söylüyorlar. Hani sizin de söylediğiniz gibi burada kırmızı Holstein kanının görülmesi farklı farklı oranlarda geçiyor. Ha, saf diyerekten söyleniliyor piyasada. O da işte kanında işte 2'nin altında bir Holstein, kırmızı Holstein geni varsa ona saf diyerekten geçiyor ama yine de orada bir Holstein geni, kırmızı Holstein geni bulunmakta. Gelelim burada puanlandırma. Puanlandırmayı bir önceki programda da anlattık. Burada da yine benzer bir puanlama sistemi var. Avusturya, şimdi diğer ülkelerin puanlamasına aşina olanlar oradaki parametrelere baktıkları zaman 0, artı 1, artı 2 diye parametreleri görürken diğer taraftan eksi 1, eksi 2'ye doğru da parametre görürken bu şeyde Avusturya'nın Damızlık indeksinin olduğu kısımda ise sıfırın karşılığı 100'dür. Yani bunun orta hattı, yani normal değeri 100'dür.
Bu 100 değerinin şimdi sıfırda mesela artı bir puan gittiği zaman 100'lük puanda sistemde baktığımız zaman bunun karşılığı 12 puan olarak bize isabet etmekte. Tam tersi eğer mesela eksi bir puanlık bir düşüş varsa diğer ülkelerinkinde 100'lük puan sisteminde de 12 puan eksiye doğru gittiğini göstermektedir. Burada şimdi size pedigree kısmını anlatmadan önce GZV kısmına geçeceğim. Çünkü oradaki bazı noktalar var. Pedigree ile ilgili olan alanlar. O nedenle pedigree'yi birkaç konu sonrasında geleceğiz. GZV dediğimiz kısım işte burada Flick ve Simmental için mesela şu anda güncel olaraktan süt ile ilgili sütçü damızlık değerinin %38'ini alıyor. Besi ile ilgili olaraktan kısmın yüzde kaçını alıyor? 44, 70, 82 %18'lik kısmına tekabül ediyor. Sağlıkla ilgili olan kısmı ise %40'lık yani sağlıkla ilgili damızlık değeri %40'lık bir dönemi gösteriyor. Bu neyi gösteriyor bize? GZV öncelikli olaraktan hayvanların hani başlarında da söyledik ya sağlıkla ilgili olan parametrelerini önceliyor. Daha sonra sütçü kısmını, daha sonra besi kısmını ele alıyor. Ve böylelikle kombine verimlere baktığımız zaman sütçü karakteri önde olan sütçü, etçi kombine bir ırk olaraktan karşımıza çıkmakta. Bunun da tabii diğer özellikleriyle ilgili dağılımı buradaki grafikte görüldüğü gibi. Brand Suisse'de de yine Avusturya bununla ilgili olaraktan genetik Avusturya fitness'ı yani fitness dediğimiz sağlıkla ilgili parametresi %40'lık bir kısmını 45'lik kısmını oluşturuyor. Sütçü damızlık değeri %50'lik bir kısım oluşturuyor. Ve etçi özelliği ise %5'lik bir dilim kaplamakta ve bunun da açılımı buradaki grafikte gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim GZV ile ilgili olan kısım. Burada da gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretli olan noktaya baktığımızda karşımıza bizim ne geçiyor? Önce Zuchtwerte diyor. Zuchtwerte olaraktan geçen kısımda az önce Can Bey de söyledi. Damızlık değerlendirmelerle ilgili bu verilerin güncellenmesi her 4 ayda bir olur. Bu da senede 3 kere ortaya çıkmaktadır. Birisi Nisan ayında, diğeri Ağustos ayında, üçüncüsü ise Aralık ayında ve bu 3 ayın da ilk salı gününe isabet eden zaman diliminde bu parametreler güncel bir şekilde karşımıza çıkar. Mesela bu boğanın verileri, şu anki size anlatacağım verileri Nisan ayının proof'larının değerlerini göstermekte. Diğer bazı şeylere baktığımız zaman mesela Can Bey sahada bununla karşılaşıyor musunuz bilmiyorum. Bu tarihlere hiç dikkat eden var mı? Tabii hocam zaten özellikle dikkat ettikleri noktalar orası. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz genelde. Aslında müşterilerimizin bu konuda ne kadar dikkatli olduğunu da bir göstergesi bu. Genelde tabii bütün firmalar kataloglarını yılın başında basıyorlar. Yıla giriş yaptıkları dönemde getirdikleri spermalara göre. Ve yıl içerisinde her 4 ayda bir katalog basıp da sahaya yeni katalog çıkartma şansı olmuyor kimsenin. Dolayısıyla bu anlamda müşteriler özellikle Nisan proof'u geçtikten sonraki süreçte hem Nisan hem Ağustos yeni proof'ların güncellendiğini bildikleri için katalog verilerinde ya da sizin bahsetmiş olduğunuz bu ziraat sistemi üzerinden konuyu daha çok değerlendiriyorlar. Dolayısıyla katalogdaki bu rakamın hangi tarihe tekabül ettiği müşteriler için artık ciddi anlamda önem arz ediyor. Eğer tarih geçmişse güncel verisine bakmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Evet. Hemen şimdi yan tarafında GZV, XMV, 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 diyerekten gözüken bir parametre var mesela. Bu neyi gösteriyor? Bir önceki proof yani 2019 yılının Aralık ayındaki açıklanan verilerine göre GZV'sinin eksi 2 puan gerilediğini, MV denilen yani GZV toplam damızlık değeri eksi 2 puan geri gitmiş, sütçü damızlık değeri dediğimiz MV kısmı eksi 1 puan düşmüş, besi damızlık değeri dediğimiz kısım FV eksi 1 puan düşmüş. Sağlık damızlık değeri ise 0. Yani herhangi bir şekilde artma ya da azalma gerçekleşmemiş. O verisini korumuş olaraktan karşımıza çıkmakta. Burada şimdi GZV ile ilgili olan kısma baktığımız zaman bu boğanın toplam damızlık değeri. Mesela az önceki işte grafikte gördüğünüz o paydaşlarını birleştirdiğimizde
Toplam damızlık değerinin 132 olduğunu gösteriyor ve yan tarafında gözüken parantez içerisindeki 98 ile isabetlenen kısmı ise bu değerin güvenilirlik oranını gösteriyor. Yani 132 GZV verisinin %98 oranında güvenilir olduğunun işareti. Tabii burada genomik boğalara baktığımız zaman genomik verilerde bunlar değişebiliyor. İlk çıktığında genomik boğaların bu değerleri 60'larda başlar ama daha sonraki dönemlerde 90'lara hatta 99'lara kadar proven olduktan sonra gelmektedir. Ve burada mesela aranan özellik nedir? Aranan özellik ise 100 puanın üzerinde tabii sağ tarafa doğru gidendir. Bundan sonraki kısım ise history diye bir kısım var mesela. Burada sarı ile işaretli olan kısım. History dediğimiz kısma tıkladığımız zaman bu boğanın daha önceki proof'larında hangi verilere sahip olduğunu görebilirsiniz. Mesela işte 2015 yılında bu 141 GZV ile başlamış. Tabi o zaman genomik bir boğa idi. Yıllar yılı test sayıları arttıkça verileri daha da oturan, daha da reel aşamalara gelmiş durumda. Süt verimi. Evet, en böyle dört gözle beklenen kısım süt verimi. Üreticilerimiz süt verimiyle ilgili kataloglara dikkat ediyorlar değil mi Can Bey? Alo. Hatta mı düştüm ben? Şu an hocam ben. Şu an sesiniz geliyor. Burada süt verimiyle ilgili baktığımız zaman hemen Zuht VT'nin alt kısmında milç diyerekten yazıyor ve o kısma baktığımızda mesela 1416 diye bir orada parametre var. Bu 1416 parametre, yani şuradaki az sonra okuyacağım parametreler Avusturya'nın süt ortalamasının artı ya da eksi üzeri, yani artı veyahut da eksi parametresine göre ne kadar üzerinde ne kadar aşağısında olduğunu gösteriyor. Mesela Herzglah'ın süt artışı Avusturya ortalamasının 1416 kilogram üzerindeymiş. Şimdi hemen yan tarafındaki süt yağ yüzdesini gösteriyor. Yine Avusturya ortalamasının süt yağ yüzdesinin %0.13 daha fazla olduğunu gösteriyor. Ve buna göre baktığımızda Avusturya'da üretilen peynir ortalamasının, bir hayvandan elde edilen peynir ortalamasından 71 kilogram daha fazla peynir elde edildiği, pardon tereyağı elde edildiği, yanlış söyledim kusura bakmayın, tekrardan söylüyorum. 71 burada yüzde yağın Avusturya ortalamasındaki fazlalık veren tereyağı miktarını gösteriyor, 71 kilogram. Buradaki şu anki artı 0.01 parametresi ise yüzde protein, yani Avusturya ortalamasındaki ineklerin süt proteininin yüzde işte 4'tü mesela, atıyorum %4,01 olduğunu burada gösteriyor ve buna tekabülden de 51 kilogram daha fazla süt veyahut da işte süt ürünlerinden peynir ya da yoğurt elde edildiğini görmekteyiz. Meyve parametresine baktığımızda meyvesi bu Herzglah'ın 141 olaraktan karşımıza çıkmakta ve bunun güvenilirliği ise %99'dur. En baş tarafında mesela demiştik ya süzme ile burada şey buluyoruz. Her ikisinde de sütçü değil kısmını aldığımız zaman, tıkladığımızda mesela Herzglah top 100 listesinde bu sefer babanın yerinde kendisi ortaya çıkmaktadır. Neden? Çünkü sütle ilgili bu sefer biz aramayı tazelemiş oluyoruz ve en üstteki sütle ilgili en üst parametreyi bulunan hayvanı, orada boğayı buluyoruz. Ve burada da yine aranılan özellik 100'ün meyvenin 100 ve üzerinde olması istenmekte. Çünkü bu 100 ve üzeri pozitif olaraktan gelmekte. Ama buradaki 100 artı eksi 5 yani normal olaraktan değerlendirilebilir. Şimdi gelelim işte bu boğadan biz nasıl bir şey elde edeceğiz? Burada baktığımız zaman Avusturya'nın ortalaması 7500 kilogramlarda. Bunun süt artışı 1416 kilogramdı. Toplam değerine baktığımız zaman 9916 kilogramlık Herzglah'ın bir süt verisi bulunmakta. Günlük olaraktan baktığımızda da 32.51 kilogramlık bir veri olaraktan geçiyor. Tabii ben buradaki ortalama 7500 olaraktan yazmamın sebebi geçen sene 2018 yılının verileriydi. Bu 2019 yılında biraz daha artmış vaziyette. Yani hesaplama kısmına baktığımız zaman
aslında biraz daha bu parametrelerin üstünde bir verilerin olduğu karşımıza çıkacak. Onunla ilgili de eğer veriler gelirse bu kanalın, bu canlı yayından alt tarafındaki yorumlar kısmında bunu yenileyeceğimi sizlere belirtmek isterim. Gelelim yine sütçü özelliklerine ilgili. Şimdi 100 TG birinci laktasyon, ikinci laktasyon, üçüncü laktasyon diye bir kısımlar var. Buradaki bize neyi ifade ediyor? Mesela 100 TG'nin karşılığında 6358 dediğimiz kısım 6358 tane kızının verilerinin geldiğini gösteriyor. 100 günlük verilerinin. Diğer taraftan baktığımız zaman hemen sol tarafta 4444 diye işaretlenen kısım ise burada ilk 100 gündeki süt verilerinin alındığı kız sayısını göstermekte. 4444 tane kızının 100 günlük şeysi gelmiş. Ha, diğerindeki işte nereden bakarsanız 1900 tane hayvanın süt verileri niye buraya işlenmemiş diye soracak olursanız işte Aralık ayından bu zamana kadarki dönem içerisinde 4444 tane kızının süt verileri tamamen girmiş ama bazı yavruların ise Nisan ayına kadar o 100 günlük periyotu doldurmadığından dolayı o verilerini alamamışlar. Bunu ifade etmekte. Hemen bakıyoruz işte buradaki özellikleri az sonra hani daha alt kısımda bahsedeceğim. Mesela 100 günlük veride bu 4444 tane kızın 100 günlük süt ortalaması 3034 kilogrammış. Ortalamasına vurduğumuz zaman hemen hemen 30.34 kilogram gibi bir süt verisini göstermekte. %4,12 süt yağına, %3,16 süt proteinine ve 3034 kilogramlık sütten de toplam 221 kilogram tereyağı, peynir veyahut da yoğurt elde edildiğini görmekteyiz. Şimdi burada dedik ya 6358 ile 1718'i az önce işte bahsettik. Mesela burada 6358 birinci laktasyon ile ilgili parametre içerisine baktığımız zaman birinci laktasyona giren birinci laktasyondaki verileri alınan 1718 tane kızı var. Peki yani bu 6358 ne? İşte bugüne kadar birinci laktasyonda dahil 100 günlük parametrelerde içinde bulunan kızlarının sayısını gösteriyor. Daha sonra ne geliyor? İşte bu 1718 tane kızının birinci laktasyondaki süt ortalaması 8382 kilogramdır. Daha sonra işte bu birinci laktasyondaki süt yağı ortalaması %4,25, protein ortalaması %3,43 ve toplamında bir laktasyonda alınan tereyağı, peynir miktarı da 644 kilogram olaraktan karşımıza çıkmakta. Bir de ekranın hemen sağ tarafınızda Z ve Kürven diye bir kısım var. Bu Z ve Kürven kısmını bazen es geçilebiliyor. Çünkü orada bir link olduğunu yetiştiriciler fark edemeyebiliyor. O linke tıkladığımız zaman ise az sonra bir kısımdan bahsedeceğim. Bir grafikten bahsedeceğim. Orada süt verimiyle ilgili parametreleri gelecek. Pekala biz burada süt verimlerine bakarak boğanın genomik mi, proven mi olduğunu nereden göreceğiz? Mesela üst tarafta Herzglach proven olan bir boğa. Orada 100 günlük birinci laktasyon, ikinci laktasyon buralarda kız verilerini eğer görüyorsanız bu boğanın proven olduğunu görmektesiniz. Diğer tarafında ise altında Herzglach'ın o Holigan'ın süt verileri var. Genomik boğa olduğu için daha bunun kızlarının verileri henüz elde edilemediğinden dolayı gördüğünüz gibi alt tarafta bununla ilgili 100 günlük ya da 1. 2. 3. laktasyonla ilgili de kızlarının verisi yok. Hatta orada Z ve Kürven'le ilgili bir link de göremezsiniz. Evet, şimdi oradaki Z ve Kürven'e tıkladığımız zaman karşımıza şöyle bir dosya gelmekte. Bu dosyadaki mesela orada kırmızı olan kısma baktığımız zaman hemen ne diyor? İşte Nisan ayının verilerine göre diyor. İşte burada kulak numarasını, boğanın adını, doğum tarihini, GZV'sini, yani toplam damızlık değerini, sütçü damızlık değerini filan hepsini tek tek sıralamış vaziyette. Ve yine onun hemen bir alt tarafında ise önemli olan bir nokta var. Ben burada biraz soluklanmak istiyorum. Sözü burada Can Bey'e bırakıyorum ve Can Bey bu konuda siz biraz anlatırsanız memnun olurum. Tabii hocam.
Hem de bahsettiğiniz gibi siz de biraz nefes almış olursunuz, bu anlamda dinlenmiş olursunuz. Ben aslında süt eğrisi noktasına geçmeden önce sizin bahsettiğiniz kısımla alakalı çok ufak bir noktaya değinmek istiyorum izninizle. Şimdi tabii Herzlah diye bahsettiğiniz boğa Türkiye pazarında şu an bulunmamakla birlikte yakın zamanda Türkiye pazarına sunulacak olan bir boğa. Ve hani az çok katalog okumayı veya bu zamana kadar sperma noktasında inceleme yapmış olmayı alışkanlık haline getirmiş insanlar biraz bilirler. Turbun noktasında çok yaşlı bir boğa olmamasına rağmen kız sayısı anlamında çok muazzam seviyelere ulaşmış olan elzem bir boğadan bahsediyoruz bu veriler içerisinde her şeyden önce. Bu anlamda aslında boğanın kalitesinin ne kadar ön plana çıktığını müşterilerimiz katalog okuması yaparken buradan da anlayabilirler. Şimdi 2014 doğumlu bir boğa aşağı yukarı 6500'e yakın kız verisine sahip olmuşsa, Nisan profil verisi güncel veriler bunlar. Bu boğanın yurt dışında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir göstergesidir. Çünkü normalde belki 10 yaşını geçtikten sonra eğer o da verileri alınmaya devam ederse, her boğanın da verilisi maalesef alınmaya devam edilmiyor. Belki ancak bazı boğalar bu noktada bu sayılara ulaşabiliyorlar. Ve bahsetmiş olduğunuz süt rakamında da 1416 kilogramlık artış, sizin az önce bahsetmiş olduğunuz zarat verilerinde eğer süt puanını birinci sıraya alarak top 100 listesi oluşturacak olurlarsa bu boğayı birinci sıraya yerleştiriyor. Dolayısıyla bu anlamda aslında biz birazdan süt eğrisine bakacağımız bu boğada çok sık rastlanamayacak rakamları incelemiş olacağız. Bu anlamda müşterilerin özellikle süt noktasında F1 yavrularında ciddi şekilde ilerleme kaydetmeleri istenirse ancak bu tarz genetik aktarıma sahip olan boğalarla bunu ilk yavrularda ve ikinci yavrularda hızlı bir şekilde gerçekleştirme şansları olur. Aslında sizin bu bahsettiğiniz süt bölümü, meyve bölümü bizim kataloğu açtığımızda birçok yerde çiftlik olsun, klinik olsun ilk baktığımız parametrelerden bir tanesi bu yüzden. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli bir veriden bahsettiniz. Müşterilerimiz muhtemelen bu konuda ciddi bilgi sahibi olmuşlardır. Onun dışında bu bahsettiğiniz süt eğrisi noktasına geldiğimizde de simenteller Holstein'lerden belli noktalarda ayrılıyorlar. Ayrıldıkları en önemli parametrelerden bir tanesi de şu. Malum herkesin bildiği üzere Holstein'ler süt verisi açısından total süt olsun, sütün pik görme dönemi olsun, sütün maksimum seviyede iyi noktalarda kalması noktası olsun. Simentallere, Flechwitlere göre her zaman için 1-2 adım daha önde oluyorlar. Eğer hani bu dayanıklılık noktasında daha geri olmayacak olsalar zaten hani muhtemelen en ön planda her zaman için tutulacak olan bir ırk olabilirler. Fakat simentallerde de buna bağlı olarak en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de şu. Özellikle doğum yaptıktan sonra pik noktasına ulaşırken ve pik noktasını devam ettirme aşamasında ister gebe olsun ister belli bir gün sayısına ulaşmış olsun sütü maalesef maksimum seviyede tutamayan hayvanlarımız oluyor çiftliklerde. Bu da bizim için simenter noktasında bir handikap. Hem 305 günlük sağım süresinde elde edeceğimiz total süt açısından hem de pike maksimumda nerelere kadar çıkabileceğimiz noktasında bize maalesef handikaplar meydana getiriyor. Bu süt eğrisi bizde aslında doğacak olan genetikte, yavrularımızda, çiftliğimizin geleceğinde daha doğrusu tabiri caizse elde edeceğimiz sürünün süt noktasında bize ne kadar süreklilik sağlayabileceğinin bir göstergesi. Bu anlamda burada göstermiş olduğunuz boğa sıfırıncı günden itibaren görülen o ki çok ciddi derecede ülke ortalamasının üstünde bir süt verisiyle başlıyor birinci laktasyondan itibaren. En alt bölümde birazdan muhtemelen fotoğraflar ilerlerken müşterilerimiz görecekler. Bu eğride 3 laktasyon eğrisi birden gözüküyor. Üçü de farklı renklerde gösterilmiş. Kırmızı, mavi ve yeşil olarak. Ve istikrarlı bir laktasyon noktasına sahip. Genelde bu çizgiler çok birbiriyle örtüşmez birçok boğada ama bu boğada birbiriyle örtüşen ve istikrarlı şekilde giden vaziyetteler. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, altta bahsedilen 50-100-150 diye geçen rakamlar gün sayısı sıfırıncı günden itibaren. Burada muhtemelen görünüyordur ekranda hemen onların bir tık üzerinde siyah kalın çizgiyle belirtilmiş bir barem var. Bu barem de ülke ortalaması. Burada başlanmış olan eğri ülke ortalamasının ne kadar üzerine çıkmış, nereden başlangıç yapmış, en sonunda da 350. gün gözüküyor. 350. günde de nerelere gelmiş noktasını ifade ediyor bizim için. Bu anlamda da aslında bu sperma bize sütün sürekliliği, sütün maksimum seviyeye çıkması noktasında çok ciddi derecede ilerleme sağlatabilecek bir ürün olduğu anlamına geliyor. Bunun altında sütün dışında protein ve yağ ile alakalı da eğrilerimiz var. Bu eğriler de aynı noktaya tekabül eder. Ülke ortalamasının üzerinde
hangi noktalara süt yağının çıkartılabildiğini, hangi noktalara proteinin çıkartılabildiğinin bir göstergesi. Yani buradaki 3 eğriyi kendi içinde kıyaslayarak inceleyecek olursanız, sütten bize kazandırırken süt yağından veya süt proteininden kaybettiriyor mu, yoksa onları da aynı seviyede hem süreklilik bakımından hem de pik bakımından bize sağlayabiliyor mu noktasını görebiliyoruz. Tabi burada bizim en çok incelediğimiz nokta süt eğrisi, sütün kendisi noktası kilogram bazında. Bu anlamda aslında tabi olay tamamıyla genetik olmakla birlikte hem çiftlik şartları hem besleme şartları, birçok şart bunun içerisine giriyor. Yani olay sadece ben en iyi spermi kullandım, bundan doğacak olan yavru da en iyi süt verimine sahip olacak ve en yüksek seviyede bana uzun süre süt savunmasını sağlayacak diye bir şey söz konusu değil. Bunun altyapısını hem besleme anlamında hem çevre şartları hem de bakım ve işletme, eğer konuşuyorsak işletme yönetimi anlamında sağlamamız gerekiyor. Aslında burada ben böyle bir noktaya tekabül etmişken iş, sözü bu konuda biraz daha profesyonel olan Hasan Tahsin Gömük Bey'e devretmek istiyorum. Çünkü kendisi beslenme konusunda özellikle simentallerde bu sütün hangi seviyelere nasıl çıkartılabileceğini ve sürekliliğin nasıl sağlanabileceğini bizlerden daha iyi biliyor. Besleme kısmında bize destek olması ümidiyle sözü kendisine de hoş geldiniz diyerek Hasan Tahsin Gömük Bey'e devrediyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam merhaba, Can Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Gayet keyifli bir sunum, teşekkürler. Ben de dikkatle dinledim. Biraz bilgilerimi birazcık daha bilgi katmaya çalıştım burada. Şimdi Türkiye'de tabii daha doğrusu dünyanın belli bir bölümünde süt hayvancılığı konusunda herkesin konuşacak çok şey var. Özellikle Holstein bu konuda herkesin uzmanlaştığı bir grup. Fakat simentale gelince, yani daha doğrusu Fleckvieh'e gelince burada herkes Holstein gibi düşünüp bu hayvanlardan da Holstein'ı beslediği gibi besleyerek verim almayı hedefliyorlar. Şimdi tabii bu hayvanların genelinde, hani ruminantların genelinde doğasına baktığımızda bu hayvanlar doğada otla beslenen hayvanlar. Dolayısıyla özellikle Fleckvieh'lerde rasyonun genel yapısında ciddi değişiklikler olması gerektiğini biz düşünüyoruz ve uyguluyoruz da aynı zamanda. Şimdi bizim tabii bir şansımız da bölgede, özellikle mesela benim İzmir bölgesinde çok değerli müşterilerimiz, yine Fleckvieh besleyen müşterilerimiz var. Bunların aldıkları ciddi verimler var. Onun dışında yine bizim büyük bir şansımız Agroplanet çiftliğimiz. Orada biliyorsunuz bir düve yetiştirme merkezi. Biz buradan düveleri gebe bırakıp tohumlayıp ülke içerisinde satışını gerçekleştiriyorduk. Ama bu dönemlerde biz de bir süt işletmesi olduk. Ve şu anda ciddi bir süt miktarına sahibiz. Fakat biz burada birçok işletmenin yapmadığı gruplamaları yapıyoruz. Özellikle fresh grup dediğimiz, işte pik 1 dediğimiz, pik 2, orta düzey ve düşük düzey olmak üzere sağlam grubu 5 gruba ayırdık. Şimdi simentaller, Fleckvieh'lerde bir özellik var. Bunu genetik Avusturya'yla da görüştüğümüzde, oradaki uzman arkadaşlarla da görüştüğümüzde, Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki simental büyük anlamda çalışan işletmelerle de bir araya geldiğimizde, özellikle genetik Avusturya'dan gelen veri, Fleckvieh'lerin laktasyonun ilk 42 günlük sürecinde günlük 3 veya 4 sağımla çok ciddi verimlere ulaştığını söylüyorlardı. Tabii biz bunu çiftliğimizde şu anda deniyoruz. Evet, bizim şu anda daha birinci laktasyonunda fresh dönemde 30 litreler ve pike çıktığımız dönemlerde ilk laktasyonda 35-36 litrelerde ortalamalarımız mevcut. Yani işletme ortalamamızda yaklaşık 30 litreye yaklaşıyoruz. Ki daha ilk laktasyon olmamıza rağmen. Şimdi biz ne yapıyoruz peki? Birçok işletmeden şikayet alıyoruz. Yetiştiriciler bizden Türkiye'nin muhtelif yerlerine hayvan alıyorlar, götürüyorlar. Ve sonrasında bana dönüş yapıyorlar. Siz bu hayvanların süt verdiğini söylediniz fakat bizim hayvanlarımız süt vermiyor. Tabii direkt biz neden olduğunu biliyoruz. Onlara nasıl beslediklerini sorduğumuzda hayvanlarını işletmelerine götürüyorlar. Önlerine işte saman açıyorlar. Bir de sabah akşam bir miktar yem vererek bu hayvandan süt bekliyorlar. Tabii ki burada bir süt almaları mümkün değil. Biz ne yapıyoruz? Biz fresh grupta yaklaşık
ilk doğumunu yapmış, ilk buzağısını yapmış düvelerde. Bu hayvanlar hala düve formunda düşünmemiz gerekiyor. Kuru madde tüketimi ergin dönemine, yani ikinci laktasyon, üçüncü laktasyondaki dönemine göre tabii ki daha düşüktür. Biz bu dönemde bu hayvanların yaklaşık %18, %19 kuru maddede rasyonlarını çözmeye çalışıyoruz. Ve bu rasyonun kaba ve kesif yem dengesini mutlaka doğru belirlememiz gerekiyor. Bunu belirledikten sonra da biz tabii bir süt hayvanı besliyoruz. Süt hayvanının ihtiyaçları olan gerekli enerji proteini hayvana verip ve günlük 3 sağımla biz şu anda istediğimiz verimlere ulaştık. Daha sonra freşten çıkan hayvanlarda tabii doğumu müteakip uygulamalarımız var. İşte hayvanın doğumla birlikte negatif enerji balansına girmesinin önüne geçme adına gerekli enerji kaynaklarını, işte döl verimini arttırma anlamında gerekli vitamin, mineral, premixlerimizi, işte maya takviyesini mutlaka yapıyoruz hayvanlarımıza. Artı pik döneme de taşırken de bu hayvan zaten freşte kendi verimini gösteriyor. Sadece şöyle bir şey var filek filerde. Zaman zaman ilk laktasyonda bazı hayvanlar tam istediğimiz gibi açılmıyor. Bu tabii hayvanın kendisine bağlı etmenler de olabilir. İşte adaptasyon problemi olabilir. Bu aslında Holstein'de de var. Ve o hayvanların ikinci laktasyonlarındaki verimleri birinciyle direkt uçurum. Yani ilk laktasyonda 20-22 litre aldığımız filek filerden ikinci laktasyonda biz 30 litreleri görebiliyoruz. Şimdi doğum yapan hayvan da ister istemez vücut kondisyonu düşecektir. Tabii biz vücut kondisyonunun çok düşmesinin tarafında değiliz. Filek filerin bir özelliği de hayvan kendi bedenini doldurmadığı sürece istediğimiz sütü vermiyor. Biz bunu elimizden geldiğince görüştüğümüz ve bizim gerek hayvan ithalatıyla birlikte işletmelerine hayvan getirdiğimiz yetiştiricilerimize, gerekse uşak çiftlikten hayvan sattığımız veyahut da bize danışmanlık anlamında destek isteyen bütün müşterilerimize biz bu bilgileri aktarıyoruz. Biz filek filerde hayvanın vücut rezervlerini çok harcamasını istemiyoruz. Ve o vücudun bir dengede olmasını, vücudun iyice doldurulup ondan sonra da süt veriminin artırılmasını bekliyoruz. Bugüne kadar mesela düvelerde de, ufak düvelerde de, hani ben bu konuya girmişken biraz teferruatlandırdım ama vaktinizi de biraz alıyorum, hızlı geçeceğim burayı. Normalde Holstein bir boğa altı düvede vücut kondisyon puanı çok önemlidir. Ama filek fide biz dolgun istiyoruz düveyi. Yani normal bakışta bir hekim ya da bir zooteknist olarak baktığımızda hayvan yağlı gibi görünebilir ama aslında hayvan yağlı değil. O hayvanın genetik özelliği bir defa o vücudun dolu olması. Dolayısıyla biz hayvanları pike çıkarken de destekleme yemlemesiyle çıkarıyoruz. Burada hayvanın ihtiyacı olan gerekli enerji protein miktarını biz bu hayvana mutlaka takviyelerle sağlamaya çalışıyoruz. Mesela robotik işletmeler bu konuda çok şanslı. Mesela günde şahit olduğum işletmelerim olduğu için söylüyorum. Günde tabii 4 sağımla sağlanan filek filer var. Ve 57 litreye kadar ben süt aldığımız filek fileri biliyorum. Daha ilk laktasyonda 40 litreleri gören filek fileri biliyorum. Bu tamamen işletmenin genel hayvancılığa bakışı, genel besleme alışkanlıkları. Ben hani konuyu daha detaylandırabilirim ama süreyle de ilgili bir şey oldu, yani sıkıntımız olduğu için fazla uzatmak istemiyorum. Eğer daha değinmemi istediğiniz nokta varsa da ben hani kısaca yüzeysel böyle bir aktarma yapmak istedim. Teşekkür ederiz öncelikle Hasan Bey. Sadece hani sizi bırakmadan önce bir sorumuz var. Onu da size yöneltelim istiyorum ben. Aslında bizim süt eğrimizle de muhtemelen bağlantılı olacak diye bu konuya da bağlamasını uygun buldum konunun, sorunun. İneklerde, simentalerde, filekliklerde tohumlama yapıldıktan sonra hayvan gebe kalınca sütte ciddi çakılmalar söz konusu olan çiftlikler olduğu söyleniyor. Burada müşterimiz özellikle bu düşmeyi nasıl engelleyebiliriz? Hani bu noktada bize tavsiye edebileceğiniz önlemler ne olur gibi bir soru yapmış. Şimdi bu sorularla hep ben de karşılaşıyorum. Evet doğru. Ama biz bir tarafta da örneğini kendimiz yaşıyoruz. Biz dediğim gibi fresh dönemde bir defa hayvanı maratona, daha doğrusu aslında kılozapta hazırlıyoruz.
Yani kuru dönemdeyken son işte 21'i aldığımız dönemde biz bu hayvanı bir maratona hazırlıyoruz. Doğumuyla beraber de anlık yapılacak uygulamalarımız var. İşte gerekli enerji takviyeleri, hayvanın ketozis ya da hipokalsemi yaşamasının önüne geçme adına belli takviyeler yapıyoruz. Hayvanda açığı kapatırsanız hayvan da verimini vermeye devam eder. Süt düşmesi demek, hani şöyle düşünün, bir elimizde bir kova var. Kovayı orta yerinden deliyoruz. Ve biz bu kovayı tamamen doldurmaya çalışıyoruz. Kovanın dolması mümkün değil. Dolayısıyla hayvan eksiklik gördüğü noktada veriminden düşürmeye başlar. Dolayısıyla burada sadece hani besleme ile alakalı değil. Bu hayvanların barınak ihtiyaçları var. Yataklık ihtiyaçları var. Dinlenme süresi ihtiyaçları var. Ha, beslemede dikkat edeceğimiz şeyler şu anda bir defa verimli olan gruplarda ben yine söylüyorum kesinlikle biz kullanıyoruz mesela. Kesinlikle çok kıymetli, değerli vitamin mineral premixlerini kullanmak gerekiyor. Mutlaka canlı maya, inaktif maya takviyesi yapmak gerekiyor. Mutlaka toksin bağlayıcı kullanılması gerekiyor. Sonuçta silaj ediliyoruz. Her ne kadar silajı çok iyi yaptım deseler de insanlar mutlaka bugün hiç kimse silajı 24 saat içerisinde kapatmıyor. Silaj yapılıyor, yığınlarda bekliyor, büyük silolarda. Belki 2 günde, 3 günde kapanıyor. Dolayısıyla silaj daha tarlada biçilirken kızışma başlıyor. Mesela biz inokulant da öneriyoruz. İnokulant kullanıyor insanlar ama silaj açık kaldığı sürece inokulant da bir yere kadar korumaya alıyor. Dolayısıyla benim şu andaki tavsiyem şu, mutlaka hayvanlara bir gruplama yapılması. Hayvanların kuru dönem beslenmesi, kuru dönemden sonraki close-up beslenmesi, artı fresh dönemdeki beslenmesi çok önemli. İşte hayvandaki açıkları, eksiklikleri kapattığımız zaman, işte tohum attığımızda, yani tohumlama yaptığımızda da bu hayvanların süt verimleri düşmez. Yani şöyle düşünelim, çok güzel bir eğri var. Bugün bu eğriyi, atıyorum apartmanın birinci katına çıktınız, yere bir taş attınız. Bir de apartmanın beşinci katına çıktınız, taş bıraktınız. Yani yere düşüş süreleri illaki farklı olacaktır. Biz bu süt eğrisini nereye kadar çıkarabilirsek, çıkardığımız noktadan da inişi ona göre daha yavaş olacaktır. Hayvanda eksiklikleri kapatmadığımız müddetçe ani düşüşleri her dönemde yaşayabiliriz. Bu konuya benim de... Hocam sözünüzü kesiyorum, çok özür dileyerek. Estağfurullah. Eğer ki bu yetiştiricimiz bize mail yoluyla detaylarını paylaşabilirse, gerek rasyonunu, gerek hani kullandığı ham maddeleri bize paylaşabilirse, biz az çok kendisinin işletmesiyle ilgili bir yorum da yapabiliriz. Buyurun hocam, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi burada yetiştiricimizin sorusundan kendi alanımla ilgili vereceğim taraftan da cevap şu. Hani suni, tüm suç burada suni tohumlamada değil. Yani suç diyerekten de söylemeyeyim, kabahat diyelim. Çünkü bir sorun olduğu zaman ilk bulunacak nokta suni tohumlamadan ne oldu, boğadan ne oldu, spermadan ne oldu diye. İlk kabahat oralara bulunuyor. Hayır. Bunun bu kabahatin sebebi ya da bu düşüşlüğün sebebi kesinlikle suni tohumlama değil. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi yani bu filik ve simenterler de yani inekler de sığırlar da bir candır nihayetinde ve bunların da bir yaşam standartları var normalde. Biz eğer bu yaşam standartlarını hayvan refahı diyoruz biz buna. Bu yaşam standartlarını eğer sağlayabilirsek o zaman içerisinde bu hayvanlardan daha iyi bir istersek süt verimi, et verimi, yavru verimi bunların hepsini rahat bir şekilde alabiliriz. Tabii işte işletmenin hijyeni, işte hayvan beslemesi bunların hepsi bu hayvan refahının içerisine de katmak mümkün. Eğer bunları sağlayamadığımız takdirde az önce Hasan Bey'in de söylediği gibi yani bu havuz problemine dönüyor. Bir taraftan bir açık var. Bu açığı kapatmadığımız sürece o havuz hiçbir zaman için dolmuyor. Hocam şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi hayvancılık işletmelerinde belli parametreler var. Yani bugün ırkı doğru seçersek, beslemeyi doğru yaparsak, koruyucu hekimliği doğru şekillendirirsek ve management'ı en önemlisi olan
Yani hayvanın konfor zonu dediğimiz barınak iç şartlarını, gerekse beslenme konforunu doğru bir şekilde yönetebilirsek, dönemsel ihtiyaçlarını da doğru verebilirsek, işte o zaman hayvandan aslında maksimum verim alıyoruz. Evet. Yani bu ne? Tabii barınak içi dediğimiz zaman da biz mesela girdiğimiz işletmelerde düzenli bir şekilde işletmenin dezenfeksiyonunu öneriyoruz. Mutlaka, yani bu işletmede subklinik bir mastitis şekilleniyorsa ortamdaki bakteri yüküne bağlı. Tabii ki sütten çalacaktır. Ortamda yine bir böyle bir yük varsa tırnak problemleri şekillenecektir. Çoğu işletme sürekli hiç asidoz olmamasına rağmen işletmesinde laminit olduğunu, halbuki ortamda yapacakları bir dezenfeksiyon da belki de bu problemden kurtulacaklarını bilmiyorlar. Yani bu mutlaka bir iş yükü getiriyor ama yani besleme tek başına ya da management tek başına veya ırk tek başına hiçbir şey. Bütün hepsini bir araya getirirsek, bu sistemi doğru kurgulayabilirsek biz hayvandan verim alıyoruz. Gerek döl verimi, gerek süt verimi, gerek et verimi. Yani bunlar hepsi birbiriyle bağlı şeyler. Peki, ben fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Kusura bakmayın. Muhtemelen belli şeyleri cevapladığımı düşünüyorum. Eğer yine soru olacak olursa da cevaplamaya hazırım. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Gayet bence güzel ve pratik bilgiler oldu biz dinleyenler için de. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tekrar. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz Tahsin ben Bey. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz size. Buradan devam edecek olursak Genetik Avusturya'nın şu anda Flekvis simentallerde yani hani hep Genetik Avusturya diyoruz. Yani bunun sebebini söylememizin sebebi de şundan kaynaklı. Flekvis simentalin oluşturulmasının ana vatanı Avusturya'da ve Avusturya'da da bunun öncü tarafı Genetik Avusturya'dır. O nedenle Genetik Avusturya'yı sürekli zikrediyorum. Burada şu anki hani her 5 senede bir hedeflerini değiştiriyorlar ve yeni hedeflerine göre ilk laktasyonda Flekvis simentallerden ilk laktasyonlarda 6000 kilogram en az süt almak. Daha sonraki laktasyonlarda ise 7000 ila 9000 kilogram minimum, bunları bahsediyorum, süt miktarına ulaşmak. Süt yağını %4, süt proteinini ise %3.4'te tutmaktır. Bundan sonraki kısım pedigri kısmına geçiyorum. Şimdi hani az önceki başlık bahsettiğim konular bu pedigri kısmında geçeceği için bunu son tarafa doğru almayı uygun gördüm. Şimdi mesela pedigride sahada bunun bir karmaşa var mı yetiştiriciler açısından Can Bey? Hocam aslında pedigri kısmı bizim için iki kriterden önem arz ediyor. Kataloğu incelemesi yaparken veya müşterilerimizle bu konuyu konuşurken. Birincisi kan yakınlığı. Yani sadece boğa adı üzerinden değil, boğanın babası üzerinden de bu değerlendirmeyi yapıyoruz ki kan yakınlığından dolayı ilerleyen süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Dolayısıyla burada göstermiş olduğumuz boğanın mesela babası Hutera. Bunu kullanacağımız kızlarda acaba Hutera'ya yakından bir kan bağı var mı? Onu bir kontrol ediyoruz. Size zaten özellikle eşleştirme noktasında bu uygulamayı yaptığınız çiftliklerde pedigriyi ön plana alıp da zaten kan yakınlığı noktasını bertaraf etmeye çalışıyorsunuz. Bu da bizim sahada katalog incelemesinde basit aslında bir eşleştirme yöntemimiz oluyor pedigri kısmına bakarak. Onun dışında anne süt verisinde de anne süt verisi piki hangi seviyelerde görmüş, bu seviyede bize kazandırmış olduğu süt yağı ve süt proteini nerelerde olmuş ve laktasyon süresi yani 4, 5, 6, 7 nerelere kadar gitmiş, bunlara özellikle dikkat ediyoruz. Pedigri kısmında ağırlıklı baktığımız noktalar buralar oluyor. Evet, burada da sizin bahsettiğiniz gibi pedigrinin bize faydası olan kısmı ne? İşte suni tonlama ile ilgili olaraktan işletmelerin eğer düzgün bir kayıtları varsa o ineğin soy ağacında buradaki pedigrilerdeki herhangi bir boğa babasının işte mesela burada görüldüğü gibi işte Hutera mıdır, Hutman mıdır, Hutner midir, Madera mıdır, yoksa anne tarafından Wildes midir, Winnipeg midir ya da Manitoba mıdır? Eğer bunlardan birisi varsa kan yakınlığı ile ilgili nasıl söyleyeyim, verim düşüklüğü ya da karşılaşabilecek sorunlar önüne geçmek amacıyla bu pedigri bizim için önemlidir. Sizin de söylediğiniz gibi hani bunu
Bazen hani atlayabiliyoruz ya da unutabiliyoruz ya da gözden kaçırabiliyoruz. Bunun önüne işte bizim mating program dediğimiz programla eğer işletmelerden bize pedigirleri düzgün bir şekilde gelirse işletmedeki düvelerin ve ineklerin, burada zaten sistem otomatikman bu kan yakınlığını bertaraf ederek uygun olan boğaları seçiyor. Şimdi burada gelen pedigriden neler gösteriliyor? Şimdi bir kırmızı çizgiyle şu anda pedigri bölmesini ikiye ayırdık. Üste bulunan bölme boğanın babasıyla ilgili secereyi gösteriyor, soy ağacını. Altta olan kısmı ise boğanın anne tarafından meydana gelen soy ağacını gösteriyor. Şimdi burada mesela bizim boğamız Hezglah'ın babası Hutera. Hutera'nın Hezglah'ın annesi ise Leonie. Şimdi Hutera tarafından devam edecek olursa kırmızı çizginin üst tarafında Hutera'nın babası Hutman, annesi ise Vandera'dır. Hutman'ın babası Hunter, Vandera'nın babası ise Madera'dır. Diğer taraftan şimdi anne ile ilgili ata kısmına geçtiğimizde Leone'nin babası Wildest, annesi Lydia, Wildest'in babası Winnipeg, Manitoba'nın babası Lydia'nın babası ise Manitoba'dır. Buradan sonraki kısımda artık verilere geçiyoruz. Şimdi az önce GZV'den bahsettik. Yani toplam damızlık değerden bahsettik. Burada ZV olaraktan karşımıza çıkıyor mesela. Orada mesela 119 diye gördüğünüz rakam Hutera'nın hemen altında ZV'nin yan tarafında 119 olaraktan gözüken rakam Hutera'nın toplam damızlık değerini veriyor. 124 olaraktan gözüken değer ise Hutera'nın sütçü damızlık değerini bize vermekte. Devamındaki artı 854 kilogram Hutera'nın kendi kızlarında gözüken Avusturya ortalamasının üzerindeki süt artışı artı 854 kilogram. Yine Avusturya süt yağı yüzde ortalamasından 0.06 yüzde daha fazlaymış. Ve süt proteini Avusturya süt proteiniyle aynı ortalamaya sahipmiş. Gelelim Leone'ye. Yine Leone'nin altında da Leone'nin de kendisine ait bir damızlık değeri var. Toplam damızlık değeri. O nedir? İşte ZV olaraktan hemen yan tarafında 115 ile gözüken Leone'nin toplam damızlık değerini veriyor. 120 Leone'nin, yani Hutera'nın annesinin sütçü damızlık değeri 120 olduğunu gösteriyor. Ve Leone'nin işte Avusturya ortalamasına baktığımız zaman Avusturya ortalamasından 688 kilogram daha fazla süt vermiş olduğunu, süt yağının 0.03 daha fazla olduğunu, yine 0.03 daha proteinin fazla olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki hemen yine bu Leon'un damızlık verilerinin hemen altında şimdi 4/3 ile görünen bir bölme var. Bu 4/3 bize neyi gösteriyor? Leone ömrü boyunca 4 dediği 4 tane laktasyon gösterdiği, bu slash'tan sonraki 3'ün manası ise bu 4 laktasyondan 3'ünün verileri gelmiş. Yani 3 laktasyon verileri ulaşmış ve bu 3 laktasyona göre karşısındaki sıralanmış olan verileri bizim karşımıza bize data olaraktan, süt verme olaraktan geçiyor. Buna göre şöyle deniyoruz. Şöyle özetleyecek olursak Leone 4 laktasyonun 3 tane laktasyon ortalamasına göre, buradaki verilen 3 laktasyon ortalamasını gösteriyor. 3 laktasyon ortalaması 9353 kilogram süt vermiş. Birinci, ikinci ve üçüncü laktasyonun ortalaması. Yine bu 3 laktasyonun süt yağı ortalaması %9.7, protein ortalaması %3,44 ve 3 laktasyonun da elde edilen süt ürünleri 702 kilogrammış. Altında bir HL3 diye gözüken kısım var. Bu HL3 dediğimiz high laktasyon. Yani en yüksek süt verimini aldığı laktasyonu gösteriyor. İşte buradaki en yüksek süt verimini aldığı laktasyon neymiş? Üçüncü laktasyonmuş. Üçüncü laktasyonda Leone 10.350 kilogram süt vermiş. Ve burada %4.03 süt yağı, %3,54 süt proteini ve 783 kilogram da burada süt ürünlerini ulaştırmış. Şimdi Leone'nin annesine şimdi gidip bakıyoruz. 5 laktasyon görmüş ve 3 laktasyon ortalamasına göre verilerini açıklamışlar. 3 laktasyonun ortalaması 7500 kilogram süt vermiş.
süt ortalaması 7500 1 kilogram, süt yağı ortalaması %4,24, süt protein ortalaması %3,83 ve süt ürünleri olarak da 605 kilogramlık bir veri elde etmiş. Bunun buradaki hani pedigrilerine ilaveten bizim Mastering Genetiğin web sayfasına girdiğinizde orada ilaveten Hezglah'ın babası Hutera'nın annesi Vandera'nın da az önceki saydığım süt verilerini görebiliyoruz ve Vandera'nın da annesinin Valon olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan yine Leone'nin annesi, Lydia'nın annesi Linvina kim olduğu ile ilgili yine bir orada belirti görürsünüz. Ayrıca burada verim kodları dediğimiz işte 3A kodu vardır. Onun işte Herzglah'a karşılık ifadesine kapa kazein verisi var. Bu bize neyi gösteriyor? Beta kazein verilerinde ne var? Onunla ilgili de bilgileri Mastering Genetiğin web sayfasında katalogdan görebilirsiniz. Burada da ilave etmek istediğiniz bir kısım var mı Can Bey? Onunla ilgili size bir soru sorayım. Hocam aslında burada benim bireysel olarak ilave etmek istediğim bir şey yok ama şöyle bir soru sorabilirim belki size. Hani öyle bir soru geldi mi diye takip ettim ama izleyicilerimizden öyle bir soru gelmedi. Ben yönetmiş olayım onu size. Katalog incelemesi yaparken biz çiftliklerde veya kliniklerde her zaman bulunduğumuz ortam içerisinde hızlı bir şekilde eşleşme programı yapma şansımız olmuyor malum biliyorsunuz. Bunu basit bir halde biz kan yakınlığı açısından değerlendirirken örnek burada Herzglah boğasını biz seçmeli miyiz diye düşündüğümüzde Hutera'ya kadar olan hatta bakmamız yeterli mi yoksa Hutera'dan sonra daha geriye gitmemiz gerekiyor mu kan yakınlığını bertaraf edebilmek açısından? Geriye de gitmek gerekiyor. Çünkü Hutera'ya kadar geldiğimizde %25'lik bir Herzglah'tan kaynaklı %25'lik bir oradan ata gelecek. Hutman'a gittiğimizde %12,5'luk bir ata gelecek. Hunter'a gittiğimizde yine oradan %6,25'lik geliyor. Yani Hunter tamam pek o kadar şey göstermeyebilir. İleride herhangi bir hayvanda verim düşüklüğü ya da başka bir şey sebebi olmayabilir. Ama Hutman eğer o kullanılacak, suni tohumlama yapılacak ineğin babası Hutman ise evet, orada bir sorun yaşanabilir. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Burada bir soru gördüm. Bir veteriner hekim arkadaşımız kendisinde demiş ki kendi damızlık endeksimizi oluşturduğumuz günleri görebilir miyiz acaba sizce demiş. Hani bununla ilgili sorunuza şu anda tam bir cevap veremeyeceğim ama görüldüğü üzere bütün yük yine hep devletin üzerine yıkılıyor. Hani devlet bununla ilgili adım atsın diyor. Devlet buradaki damızlık değeri oluşturmayla ilgili adımları gerçekleştirsin diyor. Evet, devletin bununla ilgili bir sorumluluklar var. Ancak bütün yükümlülüğü devletimizin üzerine yıkmamak lazım. Burada bir önceki programımızda mesela bir damızlık değeri oluşturmasıyla ilgili bir iş akış şeması vardı. O iş akış şemasını göstermiştim. Orada hem resmi kurumlar hem de sivil kurumların bu işin içerisinde olduğunu, burada sadece devletin resmi kurumları değil, aynı zamanda suni tohumlama istasyonları, yetiştiriciler ve süt toplayıcı kurumların da işin içerisinde olduğu bir sistemin hayata geçirilmesi lazım. Ve buradaki sivil kurumların da bu işe bu işte elini taşın altına koyduğunda evet orada kendi damızlık indeksimizi de oluştururuz. Yeter ki bir ilk başlangıcı yapalım. Bu iş ilk başlangıcı yapmak çok zor bir şey değil. Başlangıç her zaman çeyrek. Hatta bir laf vardır. Denir ki Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek diye bir söz de söylenmekte. Bunu da belirtelim. İnşallah sorunuzun cevabı olmuştur sayın arkadaşım. Burada diğer bir katalogda kısım besi verimi. Besi verimiyle ilgili burada gördüğünüz üzere hemen sütçü damızlık değerinin altında besi damızlık değeri görülmekte. FV olaraktan kısaltılmakta ve buradaki FV olaraktan belirtilen kısım 3 tane şu klasmanın bir ortalaması ile oluşmakta. Ve bu ortalamaya baktığımızda mesela Herzglah'ın besi damızlık değeri 109'muş ve bunun da güvenilirlik oranı %99 oranında bu parametresinin doğru olduğunu görmekteyiz. Ve burada FV değerinin yine
100 ve üzerinde olmasıyla ilgili hani artı özellikle olmasıyla ilgili hem piyasa böyle bir şey istiyor hem de hani artık yetiştiricinin gönlünde tak kurmuş bir kısım. Acaba şeye baktığımız zaman Can Bey, bunu da ben size sormuş olayım. Yetiştiricilerimiz bu etçi kısmı ile ilgili nasıl bir değerlendirmelerde bulunuyorlar boğa seçerken? Hocam şöyle, özellikle söz konusu filet pihi olduğunda konuya girerken de bahsetmiştik. Olay sadece süt olarak değerlendirilmiyor. Aynı zamanda et verim parametresi de önemli parametrelerden biri haline geliyor. Eğer üreticiler dişi sperma kullanmıyorlarsa standart konvensiyonel spermaların doğacak olan cinsiyetini biz genelde erkek dişi oranında vurduğumuzda %50-50 kabul ederek varsayımlarda bulunuruz. Bu da demek oluyor ki bu tarz spermaları kullandığımızda her zaman için dişi yavru elde etmeyeceğiz. İlla ki erkek yavrular da olacaklar. Müşterilerimizin veya işletmelerin çoğu zaten bu erkekleri özellikle besleyip, kestirip onlardan kar edecek şekilde bir yol izliyorlar. Bunu aynı zamanda kumbara yöntemi de diyorlar kendi işlerinde. Burada parametreler içerisinde bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta FV kısmında nettozun ahme dediğimiz günlük canlı ağırlık artışı noktası. Burada özellikle hem buzağının doğduktan sonra sütten kesilinceye kadar olan kısmı hem de eğer büyütecek olan, besleyecek olan bizsek kesim ağırlığına ulaştırıncaya kadar olan kısmında günlük canlı ağırlık artış noktası bizim için ciddi bir önem arz ediyor. Bu hem beslenmeden faydalanması anlamında hayvanın bizim için önemli hem de hızlı bir şekilde kesim ağırlığına ulaştırabilmemiz açısından önemli, zaman kazanmak açısından. Dolayısıyla bu rakam bizim için hem güvenilirlik olarak ne kadar yüksek hem de 100 puanın ne kadar üzerinde olursa işletmeler açısından çok ciddi derecede bir önem arz ediyor diye söyleyebilirim. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bu FV değerinin 100 artı eksi 5 olması çok fazla bir hani ortalama kısmına baktığımızda bir fark göstermiyor. Ama filekbih sütçü simental dediğimiz bu kombine ırk zaten sütçü karakteri önde olan bir ırktır. Bundan dolayı mesela FV kısmının işte ya çok düşük olduğu, işte 96'larda olan bir boğayı ben kullanmayayım, işte 95 olanı ben kullanmayayım, 97'yi kullanmayayım diye bir yetiştiricilerimizin kaygı gütmemesi gerekiyor. Nihayetinde bunda etçi karakteri de var bunda. Etçi karakteri olduğu için evet gelişimi mesela çok düşük, böyle bahsettiğimiz 90'larda 92'lerde gelişim biraz düşük olabiliyor ama diğer üst parametrelerde ise yine böyle kıymetli kayda değer canlı ağırlık kazanması elde edilmekte. O nedenle hani sütçü daha, eğer sütçü bir ırk ise bu süt parametresinin, sütçü damızlık değerinin biraz daha ağırlık basması gerektiğinden dolayı bu FV değerinin çok da düşük olması, hani işte 100'ün altında olup da artı eksi 5 parametreler içerisinde bulunması çok da yetiştiricilerimizi kaygılandırmaması gerekiyor diye söylemek isterim burada. Pekala, burada işte nettozun nahme dediğimiz parametre ne? Canlı ağırlık artışı olarak da karşımıza çıkmakta ve burada hayvanın işte belli periyotlar arasındaki elde edilen, mesela bir aylık dönem içerisinde günlük canlı ağırlık artışının hesaplanmasıyla elde edilen bir veri olarak da karşımıza çıkmakta bu. Diğer bir mesela burada yine nettozun nahmenin değeri 123 Herzglah'ın şeysi ise parantez içerisindeki parametresi 99, yani parantez içerisinde kısım güvenilirlik durumunu gösteriyor ve %99'luk bir güvenilirlik parametresi elde etmekte. Ve istenilen işte kısım yetiştiricilerimizin gönlünde tak kuran illaki 100 ve üzerinde olması. Ama dediğim gibi burada nettozun nahme 100 artı eksi 5 parametresi yine normal sınırlar içerisinde olaraktan kabul edilmekte. Burada nettozun nahmenin GZV içerisindeki şeysine baktığımız zaman, ortalamasına baktığımızda katkısı %4'lüktür. Daha önceki GZV'nin oluşturulması kısmında ise bu nettozun nahme, yani canlı ağırlık artışı %7'lik bir paya sahipken şu anda %4'lük bir paya doğru düşürmüş vaziyette. Gelelim yine besi damızlık değeri içerisindeki Ausgleichung denilen kısım. İşte bu kısım ne olaraktan geçiyor? Karkas performansı olaraktan geçiyor. Bu karkas performansı da yüzde olaraktan, biz işte besçiler bunu daha iyi bilirler. Yüz ve üzerinde olması istenilen bir darım ama yine
100 artı eksi 5 burada normal parametreler olaraktan karşımıza çıkmakta. Ve burada da karkas performansı bir öncekine göre biraz daha yüksek bir yüzdeye sahip bulunmakta. Diğer taraftan Handel Klasse dediğimiz yine besli damızlık değeri içerisinde bulunan etin ticari sınıfı. Bu etin ticari sınıflandırması ile ilgili maalesef ülkemizde bu parametrenin pek bir kıymet harbiyesi bulunmamakta. Bu nedenle hani şunu söylemek istiyorum. Alt tarafta da sağ alt tarafta da görüyorsunuz bu sınıflandırmayı. S'den başlıyor. S, E, U, R, O, P diye bir sınıflandırma gerçekleştirmekte Avrupa'da. Bizim ülkemizde ise bu etlerin sınıflandırılması ile ilgili hani süt etin kilo oranında S olanla P olan yani Aberdeen Angus olan bir hayvan bir Aberdeen Angus'un etin kilosu elbette diğerlerinden yüksektir ama mesela o Aberdeen Angus'un et kalitesinde olan bir filet bir simmentalin et kalitesi olduğunda mesela S kalitede bir tane filet bir simmentalin eti olduğu zaman Aberdeen Angus'un etinin fiyatını da satılamıyor mesela. Normal bir et yani kasaplık etin fiyatı neyse o fiyattan gittiğinden dolayı maalesef şu anda bu Handel Klasse dediğimiz kısım bizim ülkemizde pek bir geçerlilik tarafı yok. Yine bunun da damızlık şeysine baktığımız zaman eğer dikkate almak isteyenler varsa 100 artı eksi 5 bunun ortalaması var ve 100'ün yukarısında olması eğer bu alanda boğa seçimiyle ilgili olacak yetiştiriciler varsa buna dikkat etmeleri gerekmekte. Yine Handel Klasse kısmı bir öncekine göre biraz daha yüksek bir yüzdeye sahiptir burada. Ve filek bir simentallerin ıslahının hedefini kısmına baktığımızda da yine burada canlı ağırlık artışıyla ilgili olarak da 1229 gramlık günlük canlı ağırlık artışı karkas performansına da baktığımızda %57.2'lik bir karkas performansı yeni hedefinde bulunmakta genetik Avusturya'nın. Gelelim sağlık özelliklerine. Buraya kadar pekala sorusu olan var mı acaba Can Bey? Ben görmedim hocam herhangi bir soru. İsterseniz devam edebiliriz. Tamam. Sağlıkla ilgili parametreler evet. En önemli parametrelerden bir tanesi dedik ki bu sağlık parametreleri. Sağlık parametrelerine girdiğimizde hemen alt tarafta fitness olaraktan karşımıza çıkıyor. Fitness değerinin içerisinde burada gördüğünüz üzere 15 tane parametre var ve bu 15 tane parametreyi az sonra şimdi ayrı ayrı tek tek inceleyeceğiz. Fitness'ın bir de tabii damızlık değeri olaraktan bu hepsinin bir ortalaması içerisinde katkısı var. 100 mesela Mandarin adlı boğanın fitness'ı 105 puanmış ve buradaki 105 puanına tekabül eden bunun güvenilirlik parametresi de %98'lik bir güvenilirliğe sahip. Yani şu 105 puan o kadar güvenli ki %98 oranında biz bu 105 puanla güvenebiliriz. Alt taraftaki buradaki yine fitness değerinin 100 ve üzerinde olması ama ortalaması 100 artı eksi 5 olaraktan hani normal sınırlar içerisinde görebilmekteyiz. Ve burada 100 ve üzeri istenilen bir parametredir. Hani sağlık indeksini çok önde tutan eğer yetiştiriciler varsa fitness üzerine bakarak de bu ayı seçebilirler. Burada fitness içerisinde Nutzen-Dauer dediğimiz uzun ömürlük. Her işletme bu uzun ömürlük tarafına yine her zaman dikkat ediyor. Bu alanda da İşte yine bunun ortalaması 100 artı eksi 5 olup istenilen 100 üzeri bir parametredir. Gelelim persistence dediğimiz kısım. Evet bu persistence dediğimiz kısım laktasyon eğrisi olarak da karşımıza çıkmakta. Az önce mesela süt şeysiyle ilgili bir eğri vermiştik. Onunla bu alakalı ve burada persistence parametresinin de işte burada gördüğümüz bu süt eğrisinin istikrarlı olması isteniyor. Ve bu istikrar dediğimiz kısımda da hani böyle dalgalanma yaşanmaması gerekiyor. Böyle normal bir sınırlar içerisinde normal bir o eğimle gitmesi lazım. Tam böyle birden dike çıkıp daha sonra pikten daha hızlı bir şekilde aşağı inmemesi gerekiyor boğaların. Ve burada da yine 100 artı eksi 5 persistence için istenilen parametreler içerisinde olup eğer persistence kısmına bakarak boğa almak isteyen bir
boğa seçmek isteyen yetiştirici varsa burada da 100 üzerindeki boğaları seçmesi gerekmektedir. Mesela burada persistence ile ilgili söyleyeceğimiz, hani örnek verecek olursam az önceki dalgalanma ile ilgili, mesela bir nolu hayvan laktasyonu başlangıcı 37 ile başlamış, laktasyonu bitirmesi 27 kilo oranla bitirmiş. İki nolu hayvan ise, iki nolu ineğimiz ise laktasyon başlangıcını burada 40 kilo oranla başlatmış, daha sonra bunu 18 kilo oranla bitirmiş. İşte şöyle bakıyoruz, 40 bizim için daha da gözümüzde tutuyor ama o işte az önceki bahsettiğimiz istikrarlı süt eğrisini bu iki nolu hayvan gerçekleştirmediğinden dolayı bir nolu hayvan buna daha elverişli çünkü bu hayvanı yönetmek, idare etmek, management'ını yapmak, beslemek ve onun refahını sağlamak 40 kilogram süt veren süt başlangıcıyla olandan daha da kolay olmaktadır. Buraya kadar ilave edeceğiniz bir şey var mı Can Bey? Şu an yok hocam. Belki en sonunda ufak bir değinebilirim ben de. Hani ben buradan böyle biraz şey hızlı gidiyor gibi mi oluyorum bilmiyorum. İnşallah böyle hızlı anlaşılabilir bir şekilde ilerliyoruzdur. Bence iyi gidiyor hocam. Gayet güzel. LSG dediğimiz kısım, Leistungssteigerung diye bahsedilen bir parametre. Bu da performans artışını gösteriyor. Pekala, bu performans artışı yine nedir? Yine bu süt eğrisiyle ilgili olan bir kısımdır. Ve burada yine eğer performans artışına bakıyorsa süt veriminde 100 artı eksi 5 yine istenilen parametreler içerisindedir. Ama bu yönde bir boğa seçecek olan yetiştiriciniz varsa 100 üzerindeki boğalar seçmek durumunda. Ve burada LSG hani bize ne ifade ediyor diye sorduğumuzda, çünkü bu yani persistence'dir, LSG'dir ve az sonra bahsedeceğim bir tane daha parametre var. Bununla ilgili olarak da ülkemizde çok fazla bir bilgi yok. Genellikle bir bilgi kirliliğine doğru gidilmekte. Herkes kendisine göre ve farklı bir şekilde yorumlatmakta. Burada LSG'nin manası da şu manaya geliyor. Birinci laktasyondan ikinci laktasyona geldiğinde, bu aradaki birinci laktasyona ikinci laktasyona geçtiğinde birinci laktasyondaki süt verimiyle ikinci laktasyondaki süt verimi arasındaki farka bakılıyor. Daha sonra ikinci laktasyondan üçüncü laktasyona geçtiğinde oradaki artışa bakılıyor. Bunun önemine organik süt üreten işletmeler için bu önemli. Neden? Çünkü bu işletmeler yaşlı hayvanları daha çok tercih ediyorlar. Neden? Çünkü onlarda laktasyon, yani bu yaşlı hayvanlardaki laktasyonlarda daha fazla bir performans elde edebilmekte, daha fazla bir böyle istikrarlı süt üretimi gerçekleşmekte ve bunların beslenmesi, management'ı ve bu hayvanların yönetimi daha da kolay şekillenmekte. Bundan dolayı da LSG kısmı, eğer süt verimi üzerinde gidecek bir işletme varsa ve performans artışıyla ilgilenen kısımlar varsa bu yöne de dikkat etmeleri lazım. Ama ülkemizde hep yanlış anlaşılıyor. İşte her elimizdeki hayvan bu yönde ilerlensin demiyor. Bu yavaş yavaş elde edilecek bir durumdur. McBarkate dediğimiz kısım süt sağım hızı. Bu süt sağım hızı yine çok önemli bir kısım. Bir önceki sunumumuzda da anlatmıştık. Bütün hayvanların hani optimal şartlar içerisinde 7 dakika içerisinde maksimum, hadi bilemediniz 8 dakika içerisinde sağımdan çıkması lazım. Ama her sağıma giren grup içerisinden bir ya da iki tanesi bu sağımı uzattığı zaman ortalama 10 dakika kadar daha fazla uzatıyor. Yani 7 dakikada bitmesi gereken sağım 17 dakikada bitiyor. Bu da ne yapıyor? İş gücünü, iş verimini artırıyor. Bu nedenle dakikadaki kaç kilogram sütü sağdığını gösteren bir parametre olaraktan McBarkate kısmı önümüze çıkmakta. Diğer tarafta ise ötergens dediğimiz kısım, bu ötergens vert dediğimiz alan ise meme sağlığı ile ilgili olan bir parametre. Bundan sonraki 3 tane parametre bu meme sağlığı ile ilgili parametrelerdir. Ve bunda da yine istenilen parametre 100 artı eksi 5'tir. İşte meme sağlığı ile ilgili az sonra bahsedeceğim meme sağlığı, zezzalı, mastitis. Bununla ilgili olaraktan kısımlara bakıyorsa yetiştiriciler o alanda biraz daha 100 puan üzerinde hayvanlar kullanması gerekiyor. İşte zezzal somatik hücre sayısı yine bunun da ortalaması 100 artı eksi 5 olaraktan karşımıza çıkmakta. Mastitis ile ilgili olaraktan bulunan parametre burada da 100 artı eksi 5. Burada mesela 94 sınıra yakındır. Bu boğada mastitis ile ilgili bir handikap oluşturmamakta. Ancak burada şunu söyleyeyim. Mesela yetiştiricilerimiz bu işte meme sağlığı ile ilgili, somatik hücre sağlığı ile ilgili, mastitis ile ilgili
Boğalar seçiyorlar. Ancak işte meme sağlığıyla ilgili hijyene dikkat etmiyorlar. Meme sağlığıyla ilgili kısımlara dikkat etmiyorlar. Bunlara dikkat etmemesine rağmen bu sefer diyorlar ki yani aldığım bu boğa çok met etmiştiniz. Meme sağlığıyla ilgili sorunları çözecek dediniz. Ama benim halen işletmemde sorun çözülmedi deniyor. Suç burada maalesef boğada değil. Suç burada maalesef o işletmenin hayvan refahıyla ilgili, hijyeniyle ilgili, sağımdaki gösterdiği özenle ilgili kendi işletmeye bağlı eksikliklerinden maalesef bu problemlerle karşılaşılmakta. Furuk Parket Bert dediğimiz kısım burada kızlarının doğurganlığı. Kızlarının doğurganlığı işletmelerde yavaş yavaş önem artan bir kısım. Çünkü herkes diyor ki doğacak yavru eğer dişiyse bu yavrunun fertilitesinin yüksek olması istiyorum diyor. Evet, burada doğru bir noktaya geliniyor ve orada şu şekilde bir kısım önümüze geçmekte. 100+-5 yine burada FRV için uygun bir parametre ve burada 100 kızların doğurganlığı ya da fertilitesiyle ilgili boğa seçmek isteyenler varsa 100 ve üzerindeki boğaları seçmesi gerekiyor. Buradaki işte kızların doğurganlığı dediğimiz işte boğanın doğan dişisi işte burada gördüğünüz gibi buzağı daha sonra 14 ay geçecek, büyüyecek, tohumlanacak ve buradaki döl tutmasıyla ilgili olan parametredir bu FRV. Buraya kadar herhangi bir soru var mı ya da sizin bir katkınız var mı Can Bey? Hocam soru var ama sağlık parametresi yönünde değil. Siz bitirene kadar sağlık parametresiyle ilgili gelirse yönelteceğim. Daha sonra devamında gelecek olan bölümle alakalı bir sorumuz. Tamam. Befruchtung dediğimiz kısım bu boğanın fertilitesidir. Yani bizim kullandığımız boğa burada suni tohumlama yaptığın zaman tutma oranı nedir? Bunu gösteren bir parametredir. Burada +5 ile -5 arasında bu parametre gitmekte. Burada 100 diyerekten yazdım. Kusura bakmasın seyircilerimiz biraz böyle şeye düşmüş, gözümüzden kaçmış. İstenilen parametre yani işin aslı -2'lere kadar inilebiliyoruz. Hatta -3'lerde pek bir sorun olmuyor. Ama yine yani bütün parametreler iyi olmasına rağmen döl tutturulamayan ya da fertilitesi suni tohumlama oranı düşük olan işletmeleri varsa bu gibi durumlarda boğanın fertilitesiyle ilgili olan kısmın artı değerde olması ve yetiştiricinin bu yönde boğa seçmesi gerekmekte. Diğer kısım erken dönem reproduktif hastalıkları belirten bu damızlık değerlendirmedir. Bu bize ne ifade ediyor? İnek doğurdu ya da düve doğurdu. Doğurduktan sonra gebe kalıncaya kadar dönem içerisindeki yaşadığı reproduktif sorunların burada varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir durum. Bu da işte doğacak işte dişi hayvanlarla ilgili yani boğanın doğan dişi yavrusunun bir damızlık değeridir. Burada da yine 100 ve üzeri pardon 100+-5 normal parametreler içerisindedir. Burada mesela 94 sınırın biraz altında. Bunu da normal olarak kabul edebiliriz. Ama yine bu yönde bir boğa seçen varsa 100 ve üzerinde boğaları seçmesi gerekmektedir. ZİS dediğimiz kısım kistlerdir. Bu kist yine hayvanın doğum sonrasından gebe kalıncaya kadar yaşadığı foliküler kistler, lüteal kistler, tümöral olaylar gibi şeylerden kaynaklı boğanın doğacak dişi yavrusunda karşılaşabileceği kistleri gösteriyor. Ve burada da 100+-5 normal bir parametre olup eğer bu yönde handikapları varsa yani bütün problemlerini yani bütün hayvan beslemeyle veyahut da hayvan bakımıyla, hayvan refahıyla hijyenle işte sistemlerle ahırla, şartlarla, çalışmayla, yönetimle, menajmentle ilgili sorun olmayıp ama sürekli kist ile ilgili problemi olan bir işletme varsa bu yönde ki boğaların yüz üzerindeki olan boğaları kullanması kendi işletmesi için uygun olacaktır. Başka bir alan milk fiber dediğimiz kısım. Milk fiber dediğimiz kısım ise bu doğum felci olarak karşımıza çıkıyor. Sadece doğum felci olarak bunu değerlendirmemek lazım. Bu aynı zamanda
doğum sonrasında yaşanacak metabolik problemlerle de ilgili bir parametredir ve burada da yine 100 artı eksi 5 normal parametreler içerisinde sayılıp eğer metabolik ya da doğum felci ya da metabolik problemlerle ilgili sorun yaşayan işletmeler varsa bu yöndeki boğalardan 100 ve üzerinde olan boğaları kullanmaları tavsiye ederim. KVLP olarak da bahsedilen parametre evet en fazla işletmelerde yetiştiricilerin istediği bir parametre. Bu nedir? İşte boğanın buzağlama özelliğidir. İşin aslı budur. Buzağlama özelliği. Fakat bizim ülkemizde literatüre ne geçmiş? Yetiştiricilerimizin ağzında kolay doğum parametresi olarak da geçmekte. Bizim doğamızın burada görüldüğü gibi spermasıyla suni tohumlaması yapıldığında doğacak yavrunun doğum özellikli doğum özelliğini gösteriyor. Buzağlama özelliği olarak da geçiyor. İşte burada kolay mı doğum yapıyor? Güç mü doğum yapıyor? Bununla ilgili yine baktığımız zaman istenilen 100 artı eksi 5 artık hani bizim ülkemizde de rahatlıkla düvelerde kullanılabiliyor. Hatta ben mesela 94 olan KVLP parametresinin 94 olup düvelere atılıp herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın doğum gerçekleştiren birçok düveyi ve birçok işletmeyi biliyorum. O nedenle 95'e kadar 94'e kadar düvelerde kullanabilirsiniz ancak veteriner hekim rektal muayene yaptığında doğum kanalının ölçülerine bakıp ona göre karar vermesi bu parametre için önemlidir diye bir orada antiparantez açayım. 100 ve üzeri olduğu zaman bu boğanın kolay doğum gerçekleştireceğini görmekteyiz. Tabii burada önemli olan taraf yani sadece KVLP dediğimiz boğanın doğum özelliği değildir. Aynı zamanda KVLM özelliği yani doğacak kızının kendisinin de doğumunun kolay olması ile ilgili parametredir. Bu iki parametreyi bir önceki sunumumuzda çok geniş manada irdeledik. Ondan dolayı hani sürekli boğanın kolay doğumuyla ilgili bir seleksiyon yapılmışsa, sürekli ona göre boğa seçilmişse, ileriki zamanlarda burada kızının da doğum kanalının ölçüleri küçülmekte ve öyle bir hale gelir ki ileriki zamanlarda en kolay doğum için kullandığınız boğa sperm, boğa bile size güç doğuma sebebiyet verebilir. Burada da yine KVLM parametresi 100 artı eksi 5 normal parametreler içerisinde olup bununla ilgili bu durumdan muzdarip olan işletmeler varsa yetiştiriciler 100 üzerindeki KVLM parametresi olan boğaları kullanması gerekmekte. Tabii aynı zamanda KVLP parametresinin de 100 puanın üzerinde olması ayrı bir tavsiyem olur. Kızlarının doğumunda yani zorlanan işletmeler varsa. Evet, yine Flickby, Simmental ve Brown Swiss ırklarında kataloglar okunurken burada Vitalitat dediğimiz VIV, V, I ve W ile gösterilen damızlık değer. Bu işte canlılık olaraktan görülmekte, canlılık olaraktan sahada tabir edilmekte. Sahada pekala Can Bey size sorayım bu vitalitetle ilgili nasıl yorumlar geliyor? Hocam aslında çok güzel birçok parametreden bahsettiniz. Bu sağlık parametreyle alakalı bizim en çok değindiğimiz 5-6 parametre içerisinde aslında bu kısım pek girmiyor. Yani biraz daha göz ardı ediliyor diye söyleyebilirim. Ama benim gözümde önemli bir parametre. Biz daha çok işletmelerde bu sağlık parametrelerini ilerlerken tabii bunun tek tek ilerlenmesi o anlamda bazen zor da olabiliyor. Zaman açısından veya çeşitli sebeplerden dolayı. Biz daha çok verim ömrü, persistens, kızlarının fertilitesi, kolay doğum özellikleri hem kendisinin boğanın hem kızlarının ve aynı zamanda sizin de ayrıntılı değindiğiniz B fruktum bölümü yani dört tutma verisiyle alakalı daha çok ilgileniyoruz. Diğer parametreler biraz daha ikinci hatta üçüncü planda kalabiliyor. Ama kendi içerisinde hepsi çok ciddi önemli parametreler. Tabii bu bahsettiğimiz kısımların birçoğu da az önce Hasan Bey de detaylı bahsetti. Özellikle kızlarının fertilitesi, döl tutma oranları, sağlık parametrelerinin birçoğu beslenmeyle de doğrudan ilişkili olan parametreler. Yani burada bu verilerin tamamının yüzünün üzerinde olması demek siz doğru bakım besleme şartlarını uygulamadığınız takdirde tamamen yavruya ve sürüye empoze olacak anlamına gelmiyor. Hepsini birleştirerek bu işi götürmek gerekir. Buzağı ölü doğum noktasına gelince bence hem milli sermaye açısından
hem çiftliğin, işletmenin karlılığının belli bir seviyenin üzerinde kalması açısından önem verilmesi gereken parametrelerden biri. Zaten sizin de burada aktarımınızı dinleyen birçok izleyicimiz veya müşterimiz bundan sonra bu sağlık parametrelerinin hepsine benzer önemi vereceklerdir diye düşünüyorum. Evet, dediğiniz gibi hani yetiştiricilerimiz artık daha da böyle bilinçlendikçe hayvan yetiştiriciliği ile ilgili daha da böyle istedikleri parametrelere, nirvana'ya ulaşmak istedikçe bu parametreleri de yavaş yavaş değerlendiriyorlar. Vitalitätswert dediğimiz kısım buzağı ölü doğum, yani boğanın parametresi bu. Burada yine bu boğa ile sünü tohumlama yapılan bir inekte buzağının ölü doğum oranını göstermekte bize. Ve burada da yine baktığımız zaman bu parametrenin 100 artı eksi 5'lerde olması istenmekte. Hatta bununla ilgili yine muzdarip olan işletmesinde buzağı ölümleri çok olan, yani buzağı ölüm dediğimiz işte doğumdan sonraki ilk 2 gün içerisinde buzağı ölümü yaşayan işletmeler varsa, bu işletmelerin vitalitet verilerinden 100 ve üzeri boğaları seçmelerini tavsiye ederim. Bu fitness'in hemen başlangıcında aslında bu ÖZV değeri vardı. Bu ÖZV verisi son 2 yıldır kataloglara girdi ve hesaplama içerisinde bulunmakta. Bu ÖZV nedir? Organik, Avrupa'daki organik dernekler, yetiştirme organizasyonları, sünü tohumlama istasyonu ve organik araştırmalar, yani işin aslında bunu tetikleyen organik beslenme ile ilgili kurum, sivil toplum örgütlerinin olayı biraz daha tetiklemeleri. Bunun üzerine Avusturya ve Almanya ortak bir şekilde, eğer biz bu hayvanlarda organik bir yetiştiricilik yaparsak, tabii bu organik tarım da işin içerisine giriyor. Organik dediğimiz, hani organik tarımla uğraşan yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz daha da bunun önemi nasıl yapıldığını bilirler. O parametreleri sağlamış, organik tarım yapan yerlerden ürünleri almış bir hayvan işletmesinin herhangi bir şekilde dışarıdan inorganik ilaç ya da kimyasal maddeyle karıştırmaksızın ya beslemesinden tutun hijyenine kadar, hastalığına kadar bu gibi böyle bir yetiştiricilik yapıldığında bu hayvandan ne yönde, ne kadar oranda bir organik verim elde ederiz diye bir parametre çıkmakta. Ve buradaki ÖZV parametresi yine baktığımız zaman 100 artı eksi 5 yine burada da geçerli olan bir rakam. Yani diyeceksiniz ki hep artı eksi 5'i burada da her yerde kullanıyorsunuz. Evet, burada hani illa kesin olaraktan bir şey yok bütün parametrelerde. 100 kesinlikle burada doğrudur demeye gerek yok. Çünkü artı eksi 5'lik parametrelerde de yine istenilen randımanlarda bir yetiştiricilik sağlanmakta. Burada eğer organik yetiştirici yapmak isteyen bir işletmelerimiz varsa 100 ve üzerinde ki olan boğaları kullanmaları gerekiyor diyorum. Şimdi gelelim tip ve lineer özellikler. Burada tabii sunumumuzun baş tarafında şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Ne dedik? İşte öyle bir zaman geldi ki simentallerin işte sütçü karakterini artırdığı zaman sonrasından sonraya işte kendi yapısını kaybettiğinden bahsettik. Ve bununla ilgili olaraktan tekrardan eskisine doğru geriye doğru melezlemeler yapılarak flekvi simentali ortaya çıkarıldığını söylemiştik. İşte burada hani neden biz flekvi sütçü simentali tercih edelim? Neden biz genetik Avusturya'nın işte flekvi sütçü simentallerini tercih etmeliyiz? Neden biz genetik Avusturya'nın Brown Swiss ırkı boğalarını tercih etmeliyiz diye bir soru aklımıza geldiğinde, bir, sağlık parametre, bu genetik sağlıklı bir yapıya sahip, dayanıklı bir yapıya sahip, ayak bacak olaraktan üstün meziyetlere sahip, meme ile ilgili sağlam ve dayanıklı bir genetik yapıya sahip. Ondan dolayıdır ki burada lineer parametrelere baktığımız zaman hani genellikle yetiştiricilerimizde bir algı var. Az sonra bununla ilgili olarak da değişeceğim. Hepsinin işte sağa doğru gitmesiyle ilgili. Burada daha öncekinde de belirtmiştik. Burayı pek fazla şey etmeyeceğim.
Flake Vistimental ve Brown Sims'e baktığımızda dedim ya, bütün kataloğun her tarafı birbiriyle aynıdır. Yani şimdiye kadar ki bahsettiğimiz yüzlük puanlamalar olsun, istenilenler olsun, hepsinde aynı özelliği ve aynı sonucu vermekte. Burada ise bizim karşımıza çıkan tek farklılık şu: lineer parametrelerin grafik olaraktan dökülmesinde. Evet, burada baktığımız zaman sol taraftaki Flake Vistimental, sağ taraftaki Brown Sivis'in ırkının lineer parametrelerini gösteriyor. Burada mesela kırmızı çizginin üst tarafında Flake Vistimental'de 4 tane değer bulunurken Brown Sivis'te 6 tane parametre bulunuyor ve burada işte bütün lineer işte bütün parametrelerine bakmak tabii insanın böyle hani dediğiniz gözünü yorabiliyor veyahut da bazen işte özelliklere bakma sırasında insanın aklını karıştırabiliyor. Ne yapmak lazım böyle bir durumda? Eğer bizim için çok önemliyse bu tip özellikleri, orada Flake Vistimental'ler için ilk 4 madde, yani Rahmen, Bemuskelung, Fundament, Öder dediğimiz, yani Rahmen beden, beden vücut kısmı, Bemuskelung dediğimiz kaslılık, Fundament dediğimiz ayak bacak ve Öder dediğimiz meme ile ilgili parametreleri bize böyle alt taraftaki diğer 14-15 tane parametre ile ilgili bize bir kısa bir özet vermekte. Yine aynı şekilde Brown Sivis'lere de baktığımızda bu sefer Brown Sivis'te ilk 6 maddede bunun üzerinde ilk 6 maddeye baktığımız zaman alt taraftaki diğer parametrelerle ilgili bize bir özet belirti verecektir. Burada önemli olan taraflarda bir tanesi, mesela yine proven hayvanlara baktığımız zaman buradaki lineer parametrelerin sağa ya da sola gitmesiyle ilgili bir grafikte eşleşmeler görürken, genomik hayvanlara baktığımızda bu lineer parametrelerin genellikle sağ tarafa doğru kaydığını görmekteyiz. Bütün genomik hayvanlarda bu böyledir ama daha sonra bu proven'a geçtiğimizde şu anda ekranınızın işte sağ tarafında gözüken proven lineer değerlerine, oradaki grafik çizgilerine doğru dönecektir. Ondan dolayı genomik hayvanlardaki o lineer parametrelere bakarak yetiştiricilerimizin hani o bundan hepsi sağdaymış diye gitmesine gerek yok. Zaten bütün oradaki verilerin sağda olmasıyla ilgili hani sağda olması yetiştiricilerimize fayda sağlamıyor. Şimdi bununla ilgili kısa bir özet geçeceğim. Bunun geniş bir kısmını zaten bir önceki Holstein'le ilgili kısımda anlatmıştık. Yine aynı tip bir lineer şimdi özelliklerine baktığımız zaman burada hepsi yabancı terimler içermekte. Bunu Mastering Genetiğin Holstein ve Brown Sivis ırkı şeylerine baktığımız zaman, boğa kataloglarına baktığımızda orada hepsinin aynı sırayla Türkçeleştirilmiş olan metinlerini görebilirsiniz. Burada tabii şöyle söylemek isterim. Mesela sarı ile gösterilen kısımlar aslında bu hayvanların ortalama olarak olması gereken değerlerini gösteriyor. Mesela üst tarafta Rahmen'i gösterelim. Rahmen'in 100 olması gerekiyor. Ya da bir alt tarafına girelim. Beken'in genuk dediğimiz işte arka kısımda sarı eğimi ile ilgili olan bir kısım. Sarı eğimi işte 100 civarında olması lazım. Ama İyice sağ tarafa doğru gitmesi, az sonra bahsedeceğim, istenilen bir özellik değil. İşte mesela burada bahsettiğim gibi lineer parametreler içerisinde her şeyin sağa gitmesi bize fayda göstermeyecektir. Sarı açısının iyice düşmesi, ayak bacaktaki ayakla ilgili kısmın sağ taraftaysa yine orada istenilmeyen, yani bir şeyin azı ne kadar zararsa çoğu da o kadar zarardır. Bununla ilgili kısmı daha bir önceki Holstein'la ilgili yaptığımız sunumumuzda ayrıntılı bir şekilde yetiştiricilerimiz görecektir. Çünkü buraya girdiğimiz zaman çok uzun bir zaman alacak. Ondan dolayı burayı değmiyorum. Buradan şimdi nereye geçiyoruz? Vücut örtüsüne geçiyoruz. Evet, Can Bey, vücut örtüsü. Saha vücut örtüsüne nasıl bakıyor? Hocam aslında çok da fazla bir detaya değmeden size direkt olarak bir soruyla sahanın bu konudaki bakış açısını yöneltmiş olayım. Hem biraz zamandan da kazanmış oluruz. Bir izleyeceğimiz şöyle bir soru sormuş. Ben de renk kısmında muhtemelen size yöneltirim diye bu alana bırakmıştım. Özellikle biliyorsunuz genelde Flake Vistimental ve diğer ırklar Holstein'lere melezleme olarak da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Evet. Burada melezleme yapılırken renk aktarımı noktasında simentele yakınlık gösterilmesi için veya birçok bölgede siz de gayet iyi biliyorsunuz kırmızılık noktasına yakınlık gösterebilmesi için bakılması gereken parametreler nelerdir veya burada katalog verisinde böyle bir parametreye sahip miyiz, bunu soruyorlar.
O zaman hem anlatırken buna değinelim hem ona göre ilerlemeye çalışalım. Şimdi vücut ölçüsü dediğimiz kısım burada lineer parametrelerin hemen alt kısmında yer alan şu 3 tane farbe, şeklum ve kof denilen alandan oluşmakta. Renk, şimdi bahsettiğiniz kısım işte burada farbeyle belirtilen alan. İşte orada mesela rot dediği kırmızı, dunkel rot dediği koyu kırmızı, gelip dediği sarı, dunkel gelip dediği koyu sarıyı ifade ediyor. Mesela bu boğanın %46'sı kırmızı, %37'si koyu kırmızı, %17'si koyu sarı. Sarı tarafına doğru gitmemiş. Şimdi bu boğadan renk baskınlığı kendi simenteller içerisinde baktığımızda normal bir yani filek bir simental ile bu boğayı, boğanın spermasını kullandığımızda kırmızı olma şansı %83. Nereden söylüyoruz? Çünkü kırmızı ile koyu kırmızının toplamına girdiğimizde %83'lük bir kırmızılık oranı var. Hatta yani sarıya doğru bu boğanın hiç doğmadığını görülüyor. Ama Holstein'la ilgili olan tarafa geçtiğimiz zaman burada şöyle bir parantez açmak isterim. Renk baskınlığı farklı bir boyuttadır. Genetik olaraktan renk baskınlığının verdiği özelliklere baktığımızda siyah gen, yani siyah beyaz Holstein'in siyah geni, kırmızı gene hangisi olursa olsun kırmızı gene baskındır, dominanttır. Eğer elimizdeki Holstein saf bir ırksa, yani saf bir Holstein'sa, burada eğer siyah beyaz Holstein kırmızı beyaz Holstein'la melezlenmiş ya da işte filek bir simenterle çiftleştirilmiş akbaş oluşmuş, içerisinde kendi genetik yapısında bir kırmızı gen varsa, işte o zaman burada tekrardan kırmızı genin bir araya gelmesiyle oradaki resesif genle buradaki dominant genin karşılaşması sonrasında kırmızı renk kendisini gösterir ve ondan dolayı bir kırmızı renk baskınlığı ortaya çıkabilmektedir. Sorunun cevabı burada oldu mu diye sorayım bir. Muhtemelen olmuştur hocam. Yani zaten sahada bizim en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi renk kısmında buydu. İzleyicimiz de bunu size yöneltmiş. Bu şekilde değerlendirmiş olduk en azından konuyla. Sahada şöyle söyleniyor. Evet, bu kırmızı, ben bunu attığım zaman bundan da kırmızı doğar. Yok, öyle bir kesinlikle o yok. Yani bunu maalesef söylemek durumundayım. Üzülerek de söylüyorum. Hani keşke kırmızı doğabilseydi de müşterilerimizi memnun edebilecek bir burada söylemde bulunabilseydim. Ama maalesef böyle bir şey var. Elimizde bilimsel bir veri var. Siyah gen her zaman için kırmızı gene baskındır. Ama burada işte hani şey yok mudur, bazen sahada bizim kulağımıza da geliyor. Ya öyle bir boğa var ki ben burada kırmızı beyaz Holstein'a da atıyorum. Siyah beyaz Holstein'a da atıyorum. Orada bizim kırmızı beyaz Holstein çıkıyor, kırmızı renkli bir boğa çıkıyor diye. İstisnalar kaideyi bozmaz. Böyle boğalar da vardır ama bu sefer orada dediğim gibi elimizde bulunan siyah beyaz Holstein'ların biraz böyle geçmişine gidip bakmak gerekiyor diye ben bir tavsiyede bulmak isterim. Şimdi gelelim mesela koyu kırmızı ile ilgili hani renk skalası ne olmalı diye baktığımızda. Mesela işte bu Hezglah'ın doğacak yavrularına baktığımız zaman %37'si mesela yukarıda görüldüğü gibi koyu kırmızı bir yapıya alacak. %46'sı kendi rengi gibi kırmızı bir yapıya sahip olacak. %13'ü hemen alt tarafındaki gibi koyu sarı bir renkte. Yani sarı renk aşağıdaki gibi mesela görülmüyor Hezglah'ta. Vücut örtüsüne baktığımız zaman Şeklung diyerekten geçiyor ve bununla ilgili mesela işte en fazla yanılan karakter deniliyor ki kırmızı olsun deniyor. Evet, kırmızı olsun da kırmızı olsunun yanında gedeh diye gösterilen parametre var. Aslında yetiştirici bunu istiyor. Kırmızı renk tarafında değil. Oradaki hayvanın vücut örtüsünün işte sağ taraftaki o inek gibi olmasını istiyor. Mesela burada işte gedeh parametresi Hezglah'ta %41, yani doğan yavrularının %41'i böyle vücudu tamamen kapalı. Geriye kalan %40'ı gefleh dediğimiz büyük beyaz benekli, yani
o kırmızı desenin içerisinde büyük büyük benekler var. O da mesela buradaki gibi bir yapıya sahip. Mesela Gescheh dediğimiz kısım, burada beyaz zemin üzerinde büyük kırmızı beneklerin bulunmasından bahsediyor. Ve bu da mesela bu tip doğan yavrusun sayısının %14 olduğu. Gesprenkelt dediğimiz, hani bu kırmızı zemin üzerinde küçük beyaz renkli parçalı, yani böyle parçalı bir beyaz renk oluşumunun olmadığını. Veilweis dediğimiz, mesela beyaza yakın bir rengin ise hemen ekranımızın en sol tarafında olan kısımda bu boğanın yavrularının doğmadığı görülmekte. Diğer taraftan bir parametre daha var. Mesela nedir bu? Baş bölgesi. Baş bölgesiyle ilgili kopf diyerekten hemen en alt tarafta geçiyor. Burada mesela en fazla istenilen özellik, işte şey, bizim ülkemizde beyaz başlı olacak. Mesela bu boğanın doğan yavrularının işte şeysi neymiş? %66 oranında beyaz. Ama mesela baktığımız zaman kırmızı başlı hiç kimse bir şey istemiyor. Elinde inek olmasını istemiyor. Ama mesela burada şimdi girip baktığımız zaman bu boğaları şey diyoruz ya, arama motoruna baktığımızda, yani ne diyoruz? Zuhvet Kriterien diye bir kısım var mesela, orta tarafta bulunan. Oraya baktığımızda veyahut da diğer taraflarına baktığımızda hiçbir tarafında hayvanların, yani boğaların vücut örtüsüyle ilgili bir arama kriterini orada görmüyoruz. Yani bu şunu gösteriyor. Yabancılar, Avrupa, Amerika, hangisi olursa olsun, vücut örtüsündeki rengin kırmızı mı, beyaz mı, sarı mı, yoksa böyle tamamı kaplı mı, böyle bir küçük benek mi, büyük kırmızı benek mi, ya da beyaza yakın mı diye öyle bir dertleri yok. Önemli olan bizim burada doğacak hayvandan aldığımız verimdir. Gerisi işte o kırmızı renk, baskın kırmızı renk olacak, işte o kaplı vücut örtüsünün olması yetiştiriciye bir kâr ettirmiyor. Kime kâr ettiriyor? Arada hayvan alımı satan ceriplere kâr ettiriyor. O nedenle eğer biz son kullanıcıysak ve biz bir damızlık hayvan yetiştiriciliği yapıyorsak, verim de ön tarafında olması gerekiyorsa, burada renkle, vücut örtüsüyle ilgili yetiştiricilerimizin pek de kıymet alması gerekmemekte. Mesela burada bir boğa var. Onunla ilgili mesela başı kırmızı olan bir boğa. Baktığımız zaman yani diğer başı beyaz olan boğaların çoğundan çok daha iyi bir verim özelliklerinin olduğu, hem et özellikleri olsun, hem süt özellikleri olsun, hem sağlık parametreleri olsun, hem genetik özellikleri olsun, diğerlerinden çok çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. Gelelim başka bir konu. İşte burada başla ilgili de işte bir beyaz baş var, bir de kırmızı baş var. Mesela bizim yetiştiricilerimiz ne istemiyor? Gözde gözlük olmasın. Aman gözde gözlük olmasın. Burada mesela bizim Herzglah'ın %17 oranında kızlarında bir ve tek taraflı bir gözlük olduğu, %17 oranında da yine çift taraflı gözlük olduğu geçiyor. Şimdi burada niye biz beyaz burada gözlük, yani Avrupa'ya baktığınızda ise, bizim hani ülkemizde bu gözlük olması istenmiyor ama Avrupa'da, özellikle Avusturya'da dişilerin düvelerde, ineklerde bu gözlüğü arıyorlar. Neden? Çünkü bu hayvanları isterse merada olsun, isterse ahırda olsun, güneş ışığı vurduğunda, gün ışığı geldiğinde, gölgede dahi olsa bu hayvanlarda ne meydana geliyor? Bir gözyaşı akıntısı oluyor. Sebep? Çünkü ışık nedeniyle göz ışıktan daha fazla etkileniyor. Mesela şeylere bakarsınız, böyle savunmayla ilgili filmlerde, işte savaş filmlerine baktığınızda askerler gözlerine böyle kamuflaj için siyah şeritler çekerler. İşte şeylere bakarsanız, gece maçlarına baktığınızda kaleciler gözlerinin alt taraflarına siyah şeritler çekerler. Bunun sebebi ışıktan doğacak hassasiyetlerden ötürü hem görüşünü engellememek hem de gözyaşı akıntısının olmaması. İşte burada gözyaşı akıntısı olduğunda ne oluyor? Sinekler geliyor. Bakın burada mesela gölgede olduğu zaman, bu aynı ineğin şeysi, gölgede pek fazla giren giden olmamış ama ışığın vurduğu tarafa da gözyaşı akıntısı daha fazla ve sinekler de ne yapıyor? Oradaki gözyaşı akıntısından beslenmek için hayvanın gözüne doğru hareket ediyor ve bu da ne yapıyor? Hayvanda bir huzursuzluk yapıyor. Stres meydana getiriyor. Bu stres
İşte hayvanın hareketliliğine gösteriyor. Süt veriminde işte bu sefer koşturacak, kaçacak, hareket edecek, yemini yiyemeyecek, kafasını sallayacak, suyunu içemeyecek, rahatsız olacak. Yani biz bile yazın böyle oturduğumuz yerde bir sinek gelse rahatsız oluyoruz, elimizle böyle hareket ettiriyoruz. Ama düşünsenize bu kadar sinek hayvanın gözüne doğru gelmeye çalışıyor. O hayvanın böyle yerinde olmak istemezdim derim. Ama mesela bir gözünde gözlük olan hayvana baktığımız zaman bakın gözyaşı akıntısı neredeyse yok. Bir tane sinek orada gitmiş gözünün iyice böyle dibine doğru varmış. Oradaki mukoza katmanından o işte gözyaşının akıntısından içmeye çalışıyor. Yani bu hayvan sineklerden sol tarafta gözle sağ tarafta gözüken inek sol taraftaki kadar sineklerden muzdarip olmuyor. Mesela burada işte gözü tamamen yani baş kısmının kırmızı olan başka bir hayvanda bakın görüyorsunuz gözyaşı hemen hemen hiç yok denecek kadar. Çünkü neden? O da kamuflajlarını çekmiş vaziyette. O nedenle hani yetiştiricilerimiz bunda gözlük varmış yani işte illa bembeyaz baş olacak diye boğaları tercih etmesinler. Bunun kendilerine verim açısından herhangi bir faydası yok. Aksine yaz aylarında sinekle ilgili hayvanlarında etse et alımında yani çünkü beslenemeyecek sütse süt veriminde düşüşler yaşayacaklardır. Gelelim genetik özelliklere. Bu genetik özelliklerle ilgili olan kısım hemen... Hocam bu arada çok bir araya girsem sizin bu konuya atlamadan önce bir iki sorumuz var. Onu da isterseniz cevaplandıralım. Bir soruyu birleştirerek sorayım. Zamanımız daraldı. Çok vakit geçirmeyeyim onunla alakalı diye. Tamam. Birincisi hayvanların renklerinin verimliliğe bir etkisi var mı? Aynı zamanda bu göz etrafındaki halkaların da verimlilikle ilişkilendirilebilecek bir bölümü var mıdır diye sorarlar. Az önce hani bunu anlatmaya çalıştım. Rengin işte kırmızı olması, beyaz olması ya da başka bir şey olması verimlilik üzerine etkili değildir. Aksine verimle ilgili olan parametreleri zaten işte orada etçi besi, damızlık değer, süt damızlık değer, toplam damızlık değer, sağlık damızlık değer o taraflara bakarak verimleriyle ilgili kendi yani verimini görebilirler. Artı yani yine rengin burada şeysi yok. Hayvanın verimi üzerine bir etkinliği yok. Hani et bir besi verimini arttırdığı veyahut da yüksekliğiyle ilgili bir şey var. Sahada böyle bir mit yani bir efsane dolaşıyor ama bunun da gerçek bir tarafı maalesef şu anda bilimsel olarak da yani önemli bir artış ya da önemli bir azalışla ilgili ispatlanmış bir verisi şu anda gözükmüyor. Ondan dolayı rengin verim üzerine etkisi yok. Ancak işte buradaki bahsettiğim gözdeki tek gözde veyahut da iki gözde halkanın bulunması hayvanın sineklerden dolayı rahatsız olacağından dolayı yem ve su alımını yani istediği böyle rahat bir şekilde alamayacak, rahat rahat beslenemeyecek. Artı bu hayvanlardan kurtulmak için ekstradan bir enerji harcayacak. Yani yetiştiricilerimiz bilirler, profesyonel işletmecilik yapanlar kullanılan kaba yemin içerdiği selüloz miktarına bakarak denir ki oradaki besleme yani şey, ruminasyon sırasındaki harcanan enerji dahi çok önemlidir bu verimlerde. Burada hayvan yeteri kadar bu sineklerden, sinek enfestasyonundan dolayı rahatsız olduğundan dolayı hayvan yeteri kadar beslenemiyor ve uzaklaşmaya çalışıyor. Bundan dolayı ne meydana geliyor? Verimde azalmalar oluşuyor. Neden? Hayvan yeteri kadar su ve gıda ihtiyacını alamıyor. Artı stres de bunun içerisine biniyor. Diyelim ve buradan genetik özelliklere geçelim. Başka bir soru var mıydı bununla ilgili? Şu an yok hocam. Devam edebiliriz. Genetik özellikler kısmına geldiğimizde ise lineer parametrenin hemen alt tarafında bazı boğalarda mesela şurada görüldüğü gibi Gelegenlichter Mangel ve Haufiger Mangel diye iki tane parametre çıkar. Buradaki Gelegenlichter Mangel dediğimiz kısım nadiren görülen kusurlar. Hani bu gördüğümüz kusur aman işte genetik hastalıktır biz bu hayvanı almayalım demiyor. Diyor ki mesela yukarıdaki boğa için tabii bu mesela biz şeyde Herzgrad'da olmadığı için ben başka bir boğadan seçtim. Nervous dedi yani biraz diyor agresiftir diyor. Ondan dolayı hani doğacak yavruları ona göre şeyin agresif olduğunu bilin diyor. Mesela başka bir boğada ise Strichwörne işte Nah Auven diye geçiyor. İşte o da nedir açıklaması? Bu da hani nadiren görülen bir özellik. Kusur da demeyelim aslında. Özellik desek iyi. İşte ön konturlarının biraz açık olduğunu, ileride olduğunu gösteriyor. İşte bu
Bazılarına göre istenmeyen bir özellik olarak da gözükebilir ama bazı işletmeler için ise bu özellik gerekli. Yani lazım. Hayvanların ön bacakları birleşmişse mesela bunu kullanması gerekiyor. Gelelim diğer kısma, işte hemen en alt tarafındaki olan kısım. Burada 3 tane farklı betimleme var. Bunlardan bir tanesi mesela Fry 1 diyor veyahut da Fry diye geçen kısım. Ağrı genetik hastalıklar, yani şuradaki mesela Fry diye geçen ARF, DVF, F2F, ZLF, TPF, B2F, F5F, bu hastalıklar bu boğada yok diyor. Genetik olarak da yok diyor. Artı genetik Besonder Heyten dediğimiz, hani özel bir genetik özelliği var mı? Genetik yapısı mesela beta kazein gibi, boynuzsuzluk gibi ya da işte kapa kazein gibi şeyler var mı? Onu da burada görebiliyoruz. Mesela ben başka bir boğadan aldım. Trager diye bir kısım var veyahut da Trager 1 diye önceden gözüküyor, şey diyordu, terimleniyordu. Bu taşıyıcı olduğu genetik bir hastalık ya da genetik bir özellik. Neymiş? Bu mesela B2C dediğimiz bir hastalığın taşıyıcısıymış. Bakın, taşıyıcısı diyorum. Bunu %100 homozigot olaraktan bulundurmuyor. Heterozigot olaraktan bulunduruyor. Taşıyıcı olaraktan. Kendisinde ve yavrularında bu hastalık gözükmüyor demektir. Başka bir boğadan aldım. Mesela onda ne Trager kısmı var ne genetik Besonder Heyten dediğimiz, yani ne taşıyıcılık ne de özel bir genetikle ilgili kısım bulamayabilirsiniz. Sadece Fry dediğimiz ağrı genetik hastalıkların olduğu kodlamaları burada göreceksiniz. Daha mesela daha fazla işte buradaki hastalıklarla ilgili bilgi almak istiyorsanız ekranında mesela şu anda sağında gördüğünüz gibi info kısmına tıkladığınızda sizin karşınıza hem flekbi hayvanlarda hem de Brown Swiss ile ilgili kataloğu izlediğinizde oradaki infoyu tıkladığınızda Brown Swiss'lerle ilgili genetik hastalıklarla açıklamaları Genetik Avusturya'nın web sayfasından görebilirsiniz. Hatta bizim web sayfamızda da ilgili hastalıklarla ilgili kısmı açtığınızda bunların Türkçe karşılıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Gelelim fotogaleri dediğimiz kısım. Bir devreye girsem ufaktan. Tabii. Hem bu arada soruları çok takip edemedim ben sizi dinlerken bir yandan. Belki siz sorulara da bakabilirsiniz oradan, WhatsApp'tan. Çok kısa ben de bu konuya bir değinmek istiyorum. Diğer konuya geçmeden zamanımız daraldı ama en azından bir değinmiş olalım. Bu kısım aslında bizim çok uzun zamandır kendimizin takip ettiği veya sahada önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Ama müşterilerimizi genelde bununla alakalı çok fazla biz de yakın zamana kadar bilgilendiremiyorduk. Özellikle bu genetik kodların çözülmesi veya bunların biraz daha böyle kapsamlı hale gelmesiyle birlikte müşterilerimize bu genetik taşıyıcılık gösteren hastalıklarla birlikte daha detaylı bilgiler vermeye başladık. Burada aslında sahada yaşanan bazı sıkıntılar da bununla alakalı gözümüzün önüne gelmeye başladı. İşte bundan seneler önce tohumlanmış olan hayvanlardan doğan buzağlarda biz de hani ne olduğunu bilemediğimiz bazı genetik anomalilerle karşılaşıyorduk. Bunların aslında özellikle belli noktalarda boğanın spermasından anneye yavruya geçtiğini anlamış olduk. Bakanlık da zaten hani bu noktada artık genetik hastalık noktasını ciddi şekilde irdeleyip bununla alakalı yaşanabilecek olan sıkıntıları önden bertaraf etmek adına spermaları biz Türkiye'ye sokup da satmaya başlamadan önce bununla alakalı mutlaka incelemeler yapıyorlar. Bu da bizim aslında işimizi kolaylaştırıyor. Hani biz bu spermayla alakalı acaba bu sorunu yaşar mıyız? Bunda böyle bir taşıyıcılık, böyle bir hastalık var mı? Doğacak olan buzağda herhangi bir sıkıntıyla birebir karşılaşacak mıyız diye düşünmek durumunda kalmıyoruz. Bu anlamda bizim için önemli. Sadece belki burada sizden alabileceğimiz bir bilgi şurası olabilir. Bu hastalıkların tabii hepsinin kodları info bölümünde falan detaylı bilgi verilebiliyor ama biz daha sonra mesela bunlarla alakalı kendi internet sitemizden Türkçeleştirilmiş bir şekilde müşterilerimize biraz daha detaylı bilgi verebilmek adına bir yayın yapar mıyız veya bununla alakalı bir düşünceniz var mıdır? Bununla ilgili nasıl bir çözüm bulabiliriz? Kusura bakmayın, şimdi iftardan sonra biraz geçince son kısmına şey demedim. Yani bir özetlerseniz, sorunun belki uzunluğundan olabilir, belki de benim anlattıklarımdan evet, dolayı biraz yorgunluğumdan olabilir. İftardan bir de 2 saate kadar bulduk. 1 saat dedik, 2 saati bulduk. Yine kendimizi açtık. Evet, ama güzel bilgiler yani, en azından dinlediğimize değiyor. Arkadaşlarımız hani burada şey diyecekler, hani parça parça hangi özelliklerle ilgili kısımları bölüp koyacaklar, oralardan da daha rahat bir şekilde seyredebilirler. Kusura bakmayın, sizin sözünüzü kestim. Estağfurullah. Hocam sadece şunu sordum en son kısımda.
Tabii bu info kısmında hastalıklarla alakalı müşterilerimiz gelip de bir bilgi sahibi olmak istiyorlar ama bunlar genelde yabancı dile yönlendirilmiş olan sayfalar oluyor. Biz ilerleyen dönemlerde bu kısaltmaların ne anlama geldiğiyle alakalı kendi internet sitemizden veya Türkçeleştirilmiş bir nokta müşterilerimize biraz bir detay sunma şansımız olur. Bu konudaki düşünceniz nedir? Şu anda bizim web sayfamız tamamen bir yenileniyor. Bu yenileme aşaması herhalde bir hafta kadar alacak, yanlış bilmiyorsam. Bu bir haftanın sonunda buradaki bahsettiğimiz genetik hastalıklarla ilgili Türkçe olaraktan geniş bir bilgi bulacaklar. Orada kütüphane bulacaklar. Ben hatta olayı öyle bir şey yaptım ki özünün özetine doğru çevirdim. Kısa, basit ve herkesin rahatça anlayabileceği bir dil ile orada bu genetik hastalıklarla ilgili hem simental hem flek bir simental hem brown series hem de Holstein'larla ilgili genetik hastalıklardan bahsettim. Oradan bu bilgileri rahatça Türkçe olaraktan yetiştiricilerimiz, izleyicilerimiz görecektir. Teşekkürler hocam. Gelelim fotogaleri kısma. Fotogaleri kısmında iki tane şey var. Kısım var. Birincisi video kısmı. Orada video kısmında YouTube'un sayfası var. O YouTube ikonuna tıkladığınız zaman Boğa'nın kendisinin ya da kızlarının oradaki şovlardaki kamera görüntülerini görebilirsiniz. Diğer fotogaleri hemen alt kısmında ise fotogaleriye diye belirtilen Boğa'nın annesine ya da kızlarına ya da atalarındaki işte teyze ya da 3. 4. nesilden annelerine ait resimleri ve orada bir şeyleri göreceksiniz. Verileri göreceksiniz. Mesela bu Herzglah'ın annesi Leone ile ilgili bir resim. Şimdi şu göstereceğim resim Herzglah'ın kendisi kızlarına ait olmayan bir resim. Burada neden? Çünkü Haylaktasyon diye bir tane parametreyi bu Herzglah'ın kızlarına iş göstermemişler. Ben biraz da gördükleri zaman onun ne manaya geldiğini anlatabilmek amacıyla koydum. Mesela burada bir başka bir boğanın kızının Stella adlı bir kızı varmış. Bunun iki laktasyon geçirmiş ve iki laktasyonun ikisinin de süt ortalamalarını görmekteyiz. Ve iki laktasyon süt ortalaması 9540 kilogram süt ortalaması, %3.47 süt yağı, %3.10 süt proteini, 627 kilogram da süt proteini yer alıyor. Yani bu aslında bizim pedigri tarafına gittiğimizde orada gördüğümüz değerler vardı ya, işte oradaki verilerin okumasının aynısı. Mesela HL2 dediğimiz high laktasyon en fazla süt verimin aldığı laktasyonu gösteriyor. Mesela orada 10.315 kilogram süt 3.47 süt yağ oranı, 3.10 protein ve 678 kilogram süt ürünü görüyoruz. ZV dediğimiz kısım ise işte bu Stella'nın damızlık değerini veriyor. Mesela bunun toplam damızlık değeri 115'miş. Sütçü damızlık değeri 107. Avusturya ortalamasına göre baktığımızda 568 kilogram süt artışı var. -0.17 şöyle gösterelim. -0.17 süt yağı ortalaması. -0.12'de süt yağının ortalamasının altında bir, pardon, süt proteinin altında bir süt proteinine sahiptir diye göstermekte. Evet, bizim sunumumuz buraya kadardı. Bizi yetiştiricilerimiz sabırla dinlediği için hepsine teşekkür ediyorum. Bu arada tabii sorusu olan var mıydı? Onunla ilgili en son size bir dönüş yapayım Can Bey. Hocam aslında ben konu bölünmesin diye arada gelen bir soru vardı. Sağlık parametreyle alakalı son sorumuz zaten. Onu şimdi yönelteyim size. Bu Befruchtung'la alakalı bahsettiğimiz bölümde tabii +1, -1, +3, +2 gibi değerler var. Derler ki özellikle mesela eksi olan bir parametre ile artı olan bir parametre arasında, örnek -2 ve +1 arasında ne kadar büyük bir fark oluşabilir döl tutma kapasitesi açısından, bunu biz ne ölçüde değerlendirelim gibi bir soru var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani normal şartlar altında diye bir şey söylemde bulmak istiyorum. Normal şartlar altında eğer bir işletmenin bütün verileri yani her şey normal ise, sadece döl tutma ile ilgili bir sorun varsa, işte o gibi durumlarda mesela Befruchtung'u eksi olan bir boğa kullandığında mesela biz deriz ki suni tohumlamada başarı ortalaması ülkelere baktığımız zaman
bütün ülkelerin ortalaması %40 ila %50 arasındadır diye söylenir. Hadi biz diyelim ki buna %45. İşte buradaki %45'in artık +1 diye söylediğimizde üzerine ilave etmek lazım. Tabii bizim ülkemizde bu suni tohumlama başarı oranı profesyonel işletmeciliklerde bu biraz daha artmış vaziyette %50 ile %60'lar arasında gerçekleşiyor. Her artı bir mesela sıfırın üzerindeki bir puanlık artış bize %10 daha artı bir suni tohumlamada başarıyı göstermektedir. Ha burada -1 %10'luk bir düşüş mü gösteriyor? Hayır. -%5 ila %10 arasında bir düşüşlüğe sebebiyet veriyor. Her eksilik bir davranış. Bu neyi gösteriyor? Hani söylediğim şu. Suni tohumlama ortalaması bizim ülkemiz açısından baktığımızda %50 ile %60 olduğu sıfır değerini gördüğümüzde +1 ise +1 değeri biz buradaki %50 ile %60'ın üzerine %10'luk bir fazladan fertilitede başarı sağlayacağını gösterir. Teşekkürler hocam. Bu arada siz bahsederken bir sorumuz daha geldi. Artık genel sorular kısmına geçtiğimiz için konu bağımsız direkt olarak yöneltiyorum size. Derler ki genetik kusurlardan taşıyıcı olan boğalar ne derecede etki gösterirler? Şimdi burada taşıyıcılıkta şöyle bahsedelim. Taşıyıcı dediğimiz kısım burada heterozigottur. Heterozigot diye tabir ettiğimiz alanda ise hani şu anda ekranda bunun çizimini gerçekleştiremiyorum. Kağıt kalem olanlar varsa orada şey de bilirler. Bu ada diyelim ki taşıyıcılık geni var. Ne diyelim ki Hakkari'nin H'siyle bunu tabir edelim. Veyahut da Balıkesir'in B'siyle tabir edelim. Çünkü orada büyük küçüğü ayırt etmek kolay oluyor. Bunun sağlıklı olan kısmı büyük B ile ifade edilir. Hastalık yapan geni küçük B ile ifade edilir. Şimdi bu bizim boğamızda var diyelim. Ama ineğimize geçtik. Eğer ineğimizde bu hastalıkla ilgili genetik yapı büyük B ile büyük B var ise doğacak yavruların hiçbirisinde bu taşıyıcı genle ilgili herhangi bir şekilde yavruların etkilenmeyeceği gözükür. Buraya kadar anlaşıldı mı? İkinci tarafında ise diyelim ki bu sefer ineğimizde bu hastalıkla ilgili büyük B harfiyle sağlıklı, küçük B harfiyle o hastalığın taşıyıcısının olduğunu eğer biz burada düşünürsek doğacak yavruların %20 yani 4 tane yavru doğacaksa bunun bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı olacaktır. Bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle bu hastalıktan dolayı muzdarip olacaktır. Yani bu hastalığı taşıyıcısı değil, bu hastalığın kendisini bünyesinde bulunduracaktır. O artık onunla ilgili hangi sorunlar varsa onunla karşılaşacaktır. Ama bu 4 yavrunun ikisi ise taşıyıcı olduğundan dolayı yine bu hastalıktan etkilenmeyecektir. Yani işin özünü şöyle anlatayım. Boğa büyük B, küçük B, inek büyük B, küçük B ise doğan yavrulardan 4 tanesinin 3'ü sağlıklı, bir tanesi maalesef hasta olaraktan karşımıza çıkacak. Dördüncü mizansen ise bizim boğamızda bu hastalık yine dediğim gibi taşıyıcı büyük B ve küçük B olaraktan ifade ettiğimiz kısımdaysa anne küçük B yani hasta, bizim ineğimiz hasta ise bununla ilgili eğer biz bir eşleştirme, çiftleştirme yapıyorsak işte orada doğan yavrulardan yani 4 tane buzağı doğacaksa ikisi bu hastalığın taşıyıcısı yani herhangi bir şekilde hasta olmayacak ama diğer ikisi bu hastalıktan muzdarip olacaktır. Bunun hani önüne geçmenin kolay yolu şu. Bir, hani burada bir parantez açmak istiyorum. Evet, boğalarda bununla ilgili genetik hastalığın var olup olmadığıyla, taşıyıcı olup olmadığıyla ilgili boğa kataloglarında bunlarla ilgili bilgiler var. Ama ineklerle ilgili, işletmelerdeki ineklerle ilgili genomik testleri yapılmadığından dolayı, oradaki bu hastalığından dolayı bu hastalığı taşıyor mu? Bu hastalığı muzdaribi mi? Yani bu hastalıktan etkilenmiş mi? Yoksa bu hastalığı hiç kendisinde bulundurmuyor.
sağlıklı mı diye işletmelerin elinde bu yok. Ancak burada bir açıklamada hani bir kolaylıktan bahsedeyim. İşte diyoruz ya, mating programları diyoruz. İşte eşleştirme programları. Eşleştirme programlarının burada bize kattığı bir önem var. Nedir bu önem? İşte eşleştirme programlarında eğer işletme kayıtlarını tam bir şekilde tutabilmişse ve bu kayıtların tutmasıyla birlikte baba ve annesiyle ilgili oradaki pedigrileri elinde sağlam bir şekilde bulunduruyorsa, bu seçilen boğa ile ilgili kısma geldiğimizde mating programına boğalar ilave edildiğinde bu eşleştirme programı, yani mating programı ne yapıyor? Eğer burada taşıyıcılık veyahut da hastalığa sebebiyet verebilecek bir ihtimal varsa o gibi durumda boğayı ne yapıyor? Ekarte ediyor ve onun yerine başka bir boğa atıyor. Yani bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. İnşallah seyircimizin sorusuna bir cevap verebilmişimdir. Bizi buraya kadar hani başka bir soru var mı? Şu an herhangi bir soru göremiyorum hocam. Program başladı, hemen hemen 2 saati yine devirdik Can Bey. Vallahi hani bizi sabırla dinleyen yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. Ve bu Ramazan ayında bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı da tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diyorum. Sahurunuz mübarek olsun diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hocam tekrardan ağzınıza sağlık. Ben de katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir sonunda tekrardan buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın.